tarar. Güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana bak. Merhabalar efendim. Kuaförüm sensin de neşeli, kıpır kıpır, heyecanla, rekabet dolu bir çarşambaya hoş geldiniz. Kuaförüm sensin. Mahvettin bizi burada. Haftayı ortaladık. Nasılsınız? Gayet iyiyiz bugün. Gözlüklüsünüz. Evet. Tabii iki gün üst üste birincilikten sonra bir havamızı atalım burada biraz. Kıskanıyor musun? Bu birincilik neden değiştiriyor insanları? Kıskanıyor musun? Benden bir kere duydunuz mu? Olamadın ki duyalım. geçen hafta 3 kere mi ne birinci olup haftanın birincisi olduk. Hiç ağzımdan duydunuz mu? Burada 5 günün birincileri duruyor. Şimdi haftanın sen taksan birincisi de yakışmayacak duruyor. Yani. Allah ben Allah. Ver bakayım. Gel. Senden 1000 kat yakışırım. Gel. Herkes kapatsın gözlerini. Bayan mı? Tak bakayım. Ya, olmadı. Bence oldu. Olmadı. Brad Pitt'e benziyor. Ya da şurada kalsın. Adana'da bir Amerikan pazarı var ya, oradan mı bulursun gözlükleri de? Önceye mi sonra? Los Angeles'tan geldi bu bana. Kimden? Los Angeles'tan. Şey, burada Cumpa yazıyor. Ne? Cumpa. Cumpa mı? Cuma pazarı. Saltılmış şey. Aynen. Aynen. Miracım ışıl ışılsın, sen de oradan gözümü alıyorsun. Evet ama bugün enerjim çok düşük Gözde Hanım. Aa. Evet. Ya burada sürekli nazara geliyorum. Tuna da sağ olsun bana nazar boncuğu taktı bugün. Fark ettim böyle bir enerjisinin düştüğünü. Buradaki arkadaşlarım nedense sürekli bir şey böyle kem gözle mi bakıyorlar anlamıyorum ki ben. Nazara geliyorum. Sana nazar değdirecek tek kişi Tuna zaten. Asla. O sana nazar boncuğu. Tamam, bir şey diyeceğim. Işte. Benim nazarım asla değmez. Değmez. O ben onu düşündüğüm için. Yani kaç haftadır buradayız, bir kez olsun demedi ki sana bir nazar boncuğu takayım. Göze geliyorsun ya, yazıklar olsun ya. İşte benim değerim bu. Tuna senin gözlerine bakamıyor ki gözü sana nazar değsin. O yüzden gözlük takıyor, alttan bakıyor. Çekiniyor çünkü. Dün makyaj yapınca öyle ama söylüyorum. Şey yani tek suçum güzel olmak ya. Burada çok ya nazara getiriyorlar ya. Allah'ım. Bebeğim. Aşkım. Ay sevgi pıtırcıkları. Bugün bana nazar değdirmezsin değil mi hayat? Çok anne, yapmacık. Anne şefkatindeki bir kadının gözü nazar İstesen değdirmez. İstesen de zaten değdiremez. Oo. Artık Tınacığımın taktığı nazar boncuğu beni koruyacak. Evet, heyecanla neşeli diller çözüldüğüne göre Adnan Bey, Ayşegül Hanım, bugünkü konseptimizle ilgili neler düşünüyorsunuz? Aa, benim en sevdiğim konseptlerden bir tanesi. Bakalım neler bekliyor bizi. Ayşegül, sen neler diyeceksin? Ben de izleme yeteneklerini göreceğiz bence. Yani ne kadar izlemişler, ne kadar görsel fotoğraf çekmişler onu göreceğiz bunca yıldır. Bunca yıldır diyeyim de ufak bir ipucu olsun. O zaman hazırsanız modellerimizi davet edelim. Yarışmamız yavaş yavaş başlasın. Öncü ve Özlem'in modeli Gülçin Dereli gelsin. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin. Sıla ve Mira'nın modeli Hayale Kerimova gelsin. Makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm
sensin. Mustafa ve Tuna'nın modeli Fatma Dikmen gelsin. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin. Hayat ve Özlem'in modeli Gamze Arkı gelsin. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin. Efendim, modellerimizin kostümlerini gördünüz. Hazırsanız konsepti açıklıyorum. Bugünün konsepti nostaljik saçlar ve makyajlar. Evet. Hayal gücünüzü, yaratıcılığınızı, tekniğinizi ve vizyonunuzu kullanın. Saçlar için 45 dakikanız, makyaj içinse her zamanki gibi 25 dakikanız var. Hazır mısınız? Hazırız. Bir şey söyleyeceğim. Gözde Hanım, burada bir mektup var. Evet. Bunu bir bakmak istiyorum. Merhaba, kuaförlerin en yakışıklısı. Sana söyleyemediğim sözcüklerimle kısa sürede veda etmek zorunda kaldım. Halbuki gönül daha fazla bir arada kalmayı isterdi. Ama seni her gün televizyonda görmek bana yetiyor. Vay. Benim için elenmemeye gayret et. Çünkü seni göremediğim gün, güneşi göremediğim gündür. Oo. Wow. Nasıl bir aşk. Benimle ilgilenmediğini biliyorum. Ama senden son bir şiir istiyorum. Benim için kendine iyi bak. Tuğçe. Vay. Ya, tam benim. Vay be. Hiç şaşırmadım. Uzun zamandır şiir okumuyordum ben de. Benim tabii hayranlarım, takipçilerim, onlar da çok fazla. Hani artık şiir okumuyorsun, şiirlere devam etmelisin gibisinden mesajlar, yorumlar alıyorum. Ben de yarın bir şiir okumak istiyorum. Özlem, yarın bir tane daha şiir geliyor. Bence oradan da gelecek. Evet, ben yazdım zaten akşam. Yazdın mı yine? Evet. Yazmama bile gerek kalmıyor, hemen doğaçlıyorum. Yakında bu işi bırakıp şair falan olursun. O yönümü de keşfettim ya. O yönümü de keşfettim sonunda. Özlem'in şiir yazması 10 saniye. Ben Özlem Kurt. Özlem Kurt'u seviyorum. Özlem İzlemeye Kurt çok devam, güzel. Canım kendim. Canım kendim. Özlem Kurt, öğreneceğiniz çok şey var Özlem Kurt'tan. Benden öğreneceğiniz çok şey var. İyi ki varsın Özlem Kurt. Herkes benden eğitim alacak. Herkes benden eğitim alacak. Ben de yazacağım. Canım kendim. Ama uzun zamandır yapmıyorsun. Bir kere yapar mısın ya? Şu an değil. Ya lütfen. İlerleyen ne olur. Dakikalar. Ne olur bir kere yapar mısın? Yapsın mı arkadaşlar? Evet, yapsın. Gözde Hanım yapabilir mi? Çok isterim. Bir kere yapar mısın? Uzun zamandır yapmıyorum. Nasıl yapıyordum? Ben normal halim tamam, o benim. Nasıl yapıyordun Özlem? Benim çok öyle taklit yeteneğim yok. Dileğin yapmayı biliyor. Mira yapar. Mira sen harika taklit edersin. Mira yapar Mira. Canım Özlem Kurt. Sen bir tanesin. Sen mükemmelsin. Oo. Ama bir şey söyleyeceğim. Biz Özlem'i öv demedik. Özlem şu an ben Özlem Kurt'u öyle konuştum. Özlem Kurt'un şiiri oldu. Ben Mira. Şu an Özlem Kurt'u olmak istedim, onu konuştum. Canım kendim niye başladım ya? Ha evet, bak. Oradan anlaman gerekiyor. O taklidi de en güzel şey yapıyordu. Kim? Dilek miydi? Dilek. Dilek çok güzel yapıyordu onu. Ben Özlem Kurt. Kurt. Özlem Kurt. Herkes benden eğitim alacak. Herkes benden eğitim alacak. Özlem Kurt, kendine gel. Ne yapıyorsun? Ben Özlem Kurt. Herkes benden eğitim alacak. Ben Özlem Kurt. Herkes benden eğitim alacak. Özlem Kurt, dileğin Özlem Kurt taklidini taklit etti evet. Yani. Aynen. Aynen. Ben Özlem Kurt. Yapmayacağım. Üzerimde kalıyor. Bakın şu arada kaynatıyoruz. Bu arada siz neler yapacağınızı düşünüyorsunuz değil mi? Evet. Arkadan geçenlere de bakıyoruz. Görsellere bakıyorsunuz değil mi? Evet. Yeterince baktınız. Jürimiz artık hadi başlayın diye bakıyor bize. Süreyi başlatıyorum. Tamam. Hazır mısınız? Hı hı. 5, 4, 3, 2, 1. Hadi bizi zamanda yolculuğa çıkarın. Her gün aynı model yapmaktan utanmadın mı sen?
Sen bugün güzel modeli o kadar çirkinleştirdin ki kız kendini görünce bugün bayılacak. Ah ah, öyle mi kesilir abi? Aa. Öyle mi kesilir? Merhaba kuzum. Bugün önce saçlarımı nasıl yapacaksın acaba? Ben neredeyim? Burası neresi? Ben 60'lara geldim kuzum. Ben gidiyorum. Ben yere gidiyorum. Yaptığın saçlarla meşhur olmak istiyorum. Şimdi tulum olduğu için ne yapabiliriz? Açık model. Makeup. Açık olabilir. Bant kullanabiliriz sana. Şöyle toka kullanabiliriz. Aa güzel. Anladın mı ya? Şöyle. Olabilir. Komple geriye alıp şuradan şöyle bir bant komple kabarık bir model. Uçlarında hafiften dışarıya. Bizim ilk katıldığımız haftada 50'ler konsepti geldi bana. Saçı böyle katlayarak kısa boya getirdim. Hı. Çevirdim. Küt boyuna getirdim. Ama öyle maşa yapmıştım. Bu sefer daha farklı yapalım. Tam balon. Bir de kendi saçınla, tamam mı? Kendi saçınla sana kâkü. Daha önce hiç yaptırdın mı böyle bir şey ya da? Hayır, hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorsun. Sevmem. Benim de tarzım değil ama böyle bir konsept var. Sonuç olarak kıyafetlerine baktığımız zaman bize sanki böyle 50'leri 60'ları anımsatıyor. Evet. Bugün de en zaman yolculuğu yapacağız. Kaçlarız biz bugün? 80-90. 80-90 mı? Nostalji. Kıyafetinden belli zaten. Tam benim tarzım yansıdı. Evet. 1975'li yani bilmiyorum o zamanları ama yani filmlerden izlediğim kadarıyla öyle çok işte topuzlar şunlar bunlar çok fazla yok. Evet, doğru. Yani. Başka ne yapabiliriz? Başka ne yapabiliriz? Şey yapabiliriz. İki tarafından şu olayı da yapabilirim. Çünkü o görsellerden gördüm. Şu modelleri yapabilirim sana şöyle. Şuralardan. O ne? Ama işte sen bunu, bu kıyafetin kaldırmaz. Anladın mı? Bu kıyafetini aslında çok güzel modeller var ama kıyafetinle de uyması gerekiyor. Evet. Anladın mı? O yüzden sana kabarık bir model ve taç kullanman gerekiyor. Tamam. Yani bu kıyafete. Şey de olabilir. Böyle geriye doğru. Yok. Olmaz. Yok, bu geriye daha doğru. Doğallar. Öbürleri daha 60'lar, 50'ler, 70'ler, evet. O krepeler. Yani 90'lara doğru böyle daha renkler. Hatırlıyor musun? Böyle evet, pembe rüşler, mavi. Evet. Daha böyle... Kocaman küpeler. Dolma saçlar. Postman. Bir de şey... krepe önleri. Çok maşa kullanma. Bozuk saç kullanıyorlar diye hatırlıyorum. İnşallah bildiklerim doğrudur. En azından o şekilde devam ederiz. Saçına hacim vereceğim. Pres yapacağım saçına çünkü hem temiz ıslak mı? Zaten. Biz volümlü kabarıp saçı içeri alacağız, tamam mı? Saçı tamam, tamamen içeri alacağız, kısaltacağız. İyice yuvarlak olacak. Kendi saçınla şöyle arkadan, tamam mı? Şunu kabarttım ya saçı. Kendi saçını alttan şöyle bunu kâkül yapacağım. Tamam. Çıt çıt çıt. Yani kâküllü. Kesmeyeceğim. Kabarık. Bir de şurada bir toka var kırmızı. Onu da şöyle tam şuraya takarız, tamam. Taç gibi. Hatta bak getireyim, gör. Benim aklımda retro çalışmalar var yine. Arkalarını dağınık, fön çekmeyeceğiz. Sadece saçının şu kısımlarına aynadan bak istersen ne demek istediğimi biraz anla diye. Şöyle. Saçını şuradan ayıracağım bu defa. Şuradan. Tamam mı? Şurada şöyle bir şey yapacağım. Şuradan şöyle üçgen çizeceğim. Şöyle retro çalışacağım. Evet. Anladın mı? Evet, evet. Buradan güzel. Böyle. Hı-hı. Buradan da aynı şekilde. Hatta buradakini biraz daha geriden yaparım. Şöyle biraz daha geriden. Ama şey şuralarım çok açılmasın. Hiç yakışmıyor. Nasıl? Çünkü. Şuralarım çok açık olunca hiç güzel olmuyor. Oralardan saç bırakamayız. Ama biraz şöyle öne doğru şişirebilirim belki. Aynen öyle olabilir. Tamam bak önce bunu yapabiliriz. Şurada da aynı şekilde bir yuvarlak olacak, dolma olacak. Ya da şöyle bir şey yapacağız. Kafama saçların yaptım. Tamamen açık kalacak. Şurada sadece bir şey yapacağız. Böyle büyük bir dolma yapacağız. Şöyle. Şurada ya da şöyle bir şey yapacağız. Ama bir bakabilirim göremiyorum. Ya şöyle bir şey olacak. Yani burada şöyle duracak. Böyle boşluklu.
aralıklı. E böyle bir şey yapacağız. Ya da dediğim gibi yanda belki de tek parça olarak yaparım. O dönemler de güzeldi ama. Güzeldi ama ben nedense gerçekten böyle 90'ları falan çok seviyordum. Ben çok seviyorum. Hani o örgüler, o bandana. Vatka çok modaydı aslında. Vatkalar da çok. Günlük hayatta da kullanıyorum ben. Böyle full payet seviyorum. Ama böyle ton olarak bak bir dakika uymuyor. Bir saniye buraya oldu, tamam mı? Renkli şu açık kabarık oldu. Hayır kabarık. Ha. Tamam mı? Böyle içeri gitti ya. Tam kısaldı yani. Şimdi içeri aldık. Bunu tokaladık. Saçınla şöyle perçem yapacağız. Yani düz duracak. Ama buralarda volümlü. Anladım. Önü de kabarık. Renk uydu mu dedin? Uymadı. Evet uymadı. Uymadı yani. Hiç uymadı. Ona en son... O parlak şey mi? Saçı yapalım en son yakışanı. Tamam. Elbisene ya, uyanını tamam. Yaparız. Hadi başla zaman. Haydi yallah. Hadi bakalım. Evet. Bugün yarışmacıları zorlayacak bir konseptiniz var. Evet. Hem bir becerilerini sergileyecekler hem de görsel hafızalarını ortaya koyacaklar. Çünkü geçmiş dönemlerden ne kadar film seyrettiler. Evet. Ne kadar takip ettiler kuaförlüğü. Kesinlikle. Zorlu bir gün bugün. Hayatın şeyi daha çok milenyum kadını. Hani 2000'lerin başında neler vardı onu bir gözden geçirmesi lazım. Onunkisi daha kolay diğerlerine göre çünkü yaşadığı bir dönem. Evet doğru. Ben bir ellerimi yıkayayım başlayalım. İşimiz kolay değil mi bizim zaten? Ne? İşimiz kolay dedim. Mustafa'nın modeli ellerini mi yıkıyor ben? Yanlış mı görüyorum? Devamlı bir şeyler yapıyor ama tiki mi var acaba? Olabilir belki takıntısı var sürekli böyle ellerini yıkama takıntısı. Seni yıkaman lazım ellerini. Ben yok o kendi eli elinden rahatsız oluyor. Ha? Hemen kirlendiğini falan evet. Düşünüyor. Çok zor değil mi ya? Zor çok zor. Günde kaç defa yıkıyorsundur elini? Değişiyor ama 20'yi buluyor. Ortalama 15-20. Normal aslında. Aklına geldiğinde. Evet, eli aklına geldiğinde yıkıyor. Mustafa'nın modelinin giydiği kıyafetin yakası kapalı ya. Yani çok önüne saç düşürmemesi lazım. O zaman sanki nostaljik korku filminden fırlamış gibi olabilir. O kostümle. Ay ne güzel bakıyorsunuz aynalara ama. Artık toplama vakti. Aynalar çekmeceye lütfen. Bak bugün de aşık edeceksin kocamı bana bir daha tamam mı? Bugün aşık değil bak şöyle yaparız. Bugün eşine şunu dedirttirelim. Ya 50 ya da 60'larda da olsaydım yine senin gibi kadına aşık olurdum. Tamam bitti bu yeter. Bu fena bir sözdü bence değil mi öyle. Şimdi bu kadar kıskançlığa yani. Aynen yok o lafı söylemesi güzel olur. Evet, yani ben 50 ve 60'larda olsaydım yine senin gibi bir kadınla öyle evlenirdim. Demesi gerekiyor çünkü çok onu dedirttireceğiz. Ben. Aşık kimseye zaten bakmasın. Aşık. Evet. Gözünü oyar mı ona? Gülçin, efendim? Peki eşin beğendi mi o, seni? O bayıldı vallahi, çok beğendi. Peki ikinci kere aşık edebildin mi kendine? Edebildim, bugün de 3 olacak inşallah. Hadi bakalım. Çalışıyoruz. Mustafa biraz önde yükseltti yapması lazım. Ha. Hani şöyle şeyler vardı, dolma derdik, simon derdik biz. Hmm. Böyle kızlar toplarlardı şöyle öne doğru itayıp tokayla toplarlardı. Veya onun daha profesyonelini şeyler yaparsa güzel olur. Şu an en nefret ettiğim şeyi yapıyorsunuz. Hiç sevmiyorum bunu. Önce sana bir şey diyeceğim. What? Ya bana bir böyle yine bir hisler geldi böyle bir. Hı. Acaba diyorum Sunay'la Mira arasında bir şey var mı? Var var. Ya. Var mı? Var tabii. Ya, bence var. Hissettim. Çünkü Tuna'yı çok seviyorum. Yani... Mira'da çok yani güzel bir kız. Ben neyini seviyorum biliyor musun biraz da? Saygısını. Çok saygılı. Evet. Evet. Abi demek de saygı olmuyor. Onu bir de göstermek evet. Lazım. O hem gösteriyor hem abi evet, diyor. Aynen. O yüzden sevdim o çocuğu. Mira'da çok tatlı, çok güzel bir kız. Aynen bir de gülüşü de aslında güzel. Aslında minibidiler ikisi de böyle yakışıyor. Onlar ikisi uyumlu olur ama ya. Evet. Adnan Bey bakalım yarışmacılarımıza kostümler nasıl ilham verdi? Geçmişle ilgili bir ziyaret edip masaları bakar mısınız?
inşaat zamanları karıştırmadım. Kafamda bir şey oluşturdum. Hacimli ama çok yapay değil. Kendinden bozulmuş krepeli bir saç yapmak istiyorum. Kıyafet 50-60 yıllarını andırıyor bana. Yani biraz kabarık. Neler vardı o yıllarda? Daha böyle kabarık. Aslında daha düz topuzlar vardı ama ben topuz yapmak istemiyorum. Hani şöyle düşünün. Kola kutularına sarılan böyle bir kalın dalgalar var ya. Hmm. O tarz karışık bir dalga, yani yüksek bir dalga olacak. Şurada da bir retro gibi, dolma gibi bir şey yapmak istiyorum. Önde de bir hareket olsun diye. Böyle bir şey yapmayı planlıyorum. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Nasıl bir nostaljik saç göreceğiz senden? Nasıl? Hocam çok ısrarım şapkalı bir şöyle bir kıyafet gelsin. Yanına şapka takayım ama 1975 yıllarına ait normal günlük hayatta giyilen bir tulum geldi. O yüzden kabarık şurada bir fiyon takacağım. Hı. O yıllarda kabarık saçlar olduğunu mu düşünüyorsun? Yani hani görsellere baktığımda daha böyle kabarık, hani maşalar şunlar falan yok. Uçlarını şöyle, öyle düşünüyorum, bilmiyorum ama... Böyle 50 ile 65-70'e doğru bir aralar galiba. Tam emin değilim. Biz bu konsepti yapmıştık herhalde, değil mi? İlk geldiğim hafta yapmıştık. O zaman şey yapacağım, krepi. Alacağım bu saçı. Vatkalar var mı? Ha bak. Şöyle alacağım. Boyu tam buraya getireceğim. Bu sefer böyle maşalı falan değil de saçla perçem yapmayı düşünüyorum. Ama böyle bombeli perçem. Saçla perçem yapmayı düşünüyorum. Şuraya böyle bant, saç tamamen kabarık. Hey, kendinden biraz bahsetsene. Sevgilin var mı? Hiç yok, yani olmadı hiç. Aa, neden yok? Çok güzel bir kızsın. Ne bileyim ben sevgiye falan inanmıyorum. Aşka inanmıyorum. Evet. Mankenlik eğitimi alıyorsun galiba, yürüyüş dersleri. Hani kendilik eğitimi almıyorum, veriyorum. Ha, veriyorsun, pardon. Oyunculuk eğitimi alıyorum. Söyler mi? Sen çok güzel bir kızsın. Neden sevgilin yok ya? Ne bileyim, hiç karşıma öyle beğeneceğim bir kişi çıkmadı. Aa. Yani benim birazcık tarzım farklı. Belki yani, programdan sonra. Ne dersin? Olabilir yani, bu hayat kısmetse olur yani. Tamam. Öncünün kıyafeti bana göre 80'ler. 90'lar hatta. 80'ler, 90'lar. Hani. Ama o öncü 50'lere 60'lara iniyor. Çünkü geçen seferde ilk geldiğinde de konsept oydu. Böyle bir saç yapmış. Yine aynısını tekrarlıyor. Aa. Ama aynı dönem değil. Değil. Bak, sana kıskançlıkla ilgili bir anımı daha anlatayım. Hı. Tabii dinlemek istersen. Tabii ki. Şimdi biz eşimle ilk evlendiğimiz zamanlar böyle kartalda yürüyoruz ikimiz. Karşıdan da bir tane bayan geliyor. Eşimin görev arkadaşıymış. Ben tabii tanımıyorum. Bize doğru böyle sırıtarak geliyor, tamam mı? Ben buna böyle bir baktım tabii haliyle. Önce bir sinirlendim. Hayırdır? Hayırdır aynen. Sonra kadın birden böyle küt bir tane market vardı, oraya girdi. Sonra durdum arkasına, böyle kimdi o dedim. Ya bir arkadaşı dedi, tamam mı? İyice kıllandı. Aynen öyle. Tabii ben car 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 falan. Niye dedim, işte bize gülüyor falan. Sadece sana mı güldü, bana da mı güldü yoksa falan. Sonra ertesi gün olmuş işte. Kız eşimi görmüş tekrar. Ya abi demiş, hani ben eşini gördüm, tanışmak için yanınıza geldim, merhaba diyecektim ama demiş, eşin öyle bir baktı ki korkudan. Korkudan yolunu karıştı. Bak ayırdım demiş. Hı, sen, ama sen harbiden mi kıskançsın ya bu arada? Vallahi çok kıskancım ya. Ben eskiden yani akrabalarını da kıskanıyordum. Benim gibisin, geçti. Eşine karşı değil değil mi? Sevdiğin kişileri de kıskanıyorsun. Sevdiğim kişiler ama eşime daha fazla. Eşine yani. Daha fazla. Bir aynen. Tam düzdüm. Kız korkmuş yani, senin anlayacağın. Eşim diyor ki, nasıl baktıysan artık diyor. Vallahi dedim, nasıl baktım ki, ben o kadar kötü mü baktım? Demek ki kıskanınca bakışlar değişiyor. Bakışı bence. Tabii ki. Bir de kadın anlar. Ha, evet. O da sırıtarak gelmesin. Oo. Ha. Herkes atlayabilecek. Aynen. Bizi eskilerden buraya getirmeyin. 60'lardan çıkarım şimdi. Aynen. 60 ya, bu 75'e kadar yolu var. Aynen öyle, öyle gidiyor. Sana kalkül de kullanabilirim aslında. Kalkül yapalım mı? Keselim mi? Hayır hayır, kesmeyeceğim. Bence ve sana kalkül yapalım. Olabilir. Öne, yana doğru mu yoksa iki taraftan mı? Hayır hayır, sen bana bırak canım. Sana kalkül yapalım aynen. Yana mı? Yok, önünle. Ha. Sıla'ya geldiğimiz zaman o da kabarık bir saç yapacağını söyledi.
İşte açıkçası tam böyle bir yaş olarak yani yaşta yıl olarak karar vermiş değil. 70'ler diyor. 75'ler diyor. Hani 80'lere doğru olduğunu düşünüyor. Ama bence tam böyle 68 kuşağı kıyafeti 70'lere hitap ediyor. Ama bakalım hani onu kahküller falan yapmaya çalışıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor ama nereye oturtacak, ne yapacak bilmiyorum. O zamanlar nasıl böyle canlı canlı giyiniyorlarmış değil mi? He ya. Şimdi buna kimse ama bizim bahsediyor. Anadolu'da değildir bence. İstanbul yani yine buralarda öyle giyiniyor tabii. Ya böyle pırıl pırıl böyle matkalı matkalı. Tamam işte o renkli renkli. Şey gibi ya şu an düşün. Şu an 2019'dayız ama şu an bu kadar açığı bir Anadolu'da yine kimse giymiyor. Evet. Bu kadar yani kıyafet olarak herkes rahat, herkes özgür ama kıyafet olarak tabii ki Anadolu'yla İstanbul'u kıyasladığımızda bir fark var yani. O da öyledir. Hele de şimdi daha çok böyle şimdi bu olmadı. bizim o yılların Adana'sında bir köyünde giyilmiyordu. Evet. Ama bizim Adana'nın merkezinde giyiliyordu. Bizim Adana'da şeyle meşhurmuş, gazinosu. Eski eğlence. Sanatçıların hemen hemen hepsi Adana'da çıkıyormuş. Müslüm Gürses'i olsun. Bizde de bir tane arkadaş var. Adana'nın saz falan çalıyormuş. Orada çok mekanlar fazla var herhalde. Eğlenmeyi seviyorlar demek ki. Önü çok az kalıyor ya saçın. Ha, ek saç ekleyip öne mi? Çiçeği takın. Şuraya düşünüyorum. Evet benim ama aklım önü olmuyor. Ha, anladım. Çünkü bu sefer krepeyi örtmeye çalışıyorum. Hani yandan şöyle bir sarsak gibi. Ha çok güzel oldu. Evet. Dur böyle de yapıyorlar. Hayatın hayal gücü. Evet. Her zamanki gibi. Şimdi ama iyice natural, iyice doğallaştık, iyice sadeleştik. Aynen şu an. Şu an zaten makyajsız çıkmalar bir topuz yapıyorsun. Ay kaynana topuzu gibi olmasın. Ha aynen. Daha doğal dursun. İşte çünkü niye? Daha doğal. Gençlik değişiyor aslında. Evet. Yani gençlik artık eskilerden şöyle böyle diye. Gençlik değişti. Ama o zaman kadınlar daha mı bakımlıymış ya? Daha kokoşmuş sanki. Tam yani. Düz dursana. Biraz bana doğru gel. Ne yapıyor öyle Allah aşkına? Aa, şey gibi oldu, kulaklık takmış gibi oldu. Böyle büyük kulaklıklar var. Yok, alien oldu. Mustafa hakikaten konseptleri karıştırmaya çalışacağını söylüyor. Hı hı. Mustafa da o karmaşanın içinde. Ama böyle büyük bigudlere sarılmış bir görüntü yaratacağını söylüyor. Ama işte söylüyor. Olur. O kıyafeti onlar olur. Ama 90'lar saçı olmaz. Yani bir permalar yapıp da şuradan toka takarsa çok. Mustafa da bitti. Öncü hayat Mustafa. Herkes hazır ola geçsin. Nasıl gidiyor? Süper. Sen nereye gidiyorsun bugün? Ay aşkım vallahi biz nereye gidersek? O masada olanlar çünkü böyle yıllarda bir dolanıp geliyorlar. Şu modelime bakar mısın? Şu güzelliğine bakar mısın? Modelin çok güzel, çok şansın gerçekten var. Gerçekten çok şanslıyım. Ama burada güzel modeli güzelleştirmek lazım. Onu daha da öne çıkarmak lazım. Güzelliğine sığınmamak lazım. Şu ucundan biraz şu kadar kesebilirim. Şu kadar. Ay canım benim, teşekkür ederim. O perçemi yapamazsın o yüzden. Öyle perçem yapılır mı ya? Yapılır da o kadar saç da yapılmaz. Modelim de o kadar güzel ki. Ve ben de çok güzelim. Yorumlara baktım hayat. Kimin gerçekten yorumunu? Gerçekten beni çok beğeniyorlar. Seni çok mi? Çok mutlu oldum, evet tatlım. Çok gurur duydum senin adına. Ay çok teşekkür ederim. Sağ ol. Modelin de güzeldi. O bombe ne o? Ne yapıyor şu an o? O şey oldu, küçük bir... Yok fıskiye oldu canım. Fıskiye. Ne fıslamışsın? Fışkiye. Ay. Ne diyorlar yorumlarda çok merak ettim mesela. Vallahi çok beğendiklerini söylüyorlar. Yani senin ne kadar yapmacık olduğunu. Ay bak şu an onlar %100 senin açtığın fan hesaplardır. Çünkü genelde bana hiç kötü yorum gelmez. Çok nadir gelir. Ama şöyle bir şey var. Genelde benim yaptığım işi kadınlar çok tebrik eder. Kadının gücünü gösterdin. Bizi temsil ettiğin için, güçlü kadını temsil ettiğin için çok teşekkür ediyoruz derler. İlk defa senin yorumunu duydum ben şu anda. Hayata yorumlarda yapmacık olduğunu söyledim ve çok sinirlendi. Ama maalesef gerçekten çok yapmacıksın. Doğallık kazanacak tatlım. Bugün sınav programda bana yapmacıksın dedi.
Doğallık ve sıla mı? Komik olma sıla. Ah ah, öyle mi kesilir abi? Aa. Öyle mi kesilir? Ya oraya bir tokat atsa olacak iş. Yani onu görmüyor ya, deli oluyor. Ya, tak şuraya bir toka ya. Hayat, herkes her şeyin farkında, bunu bil artık. O yüzden buradayım. O yüzden aha, en iyi şekilde artık kendimi temsil edebildim. Sizden. O yüzden özlemin, kadınlar benimle gurur duyuyor. O tavırların gerçekten insanları bıktırdınız. Bizim tavrımız işimiz. Bizim tavrımız, duruşumuz. Bu tartışılabilir ama her şey ortada. Ben kendimi çok güzel temsil ettiğimi düşünüyorum. Sana kesinlikle katılmıyorum. Ben de yorumlara baktım Sıla. Bizi de seven var ama gerçekten Özlem'i, yani eşimi böyle destekleyip duruşunu, hanımefendiliğini hiç bozmamasını, kendini ne olursa olsun ego yapmamasını da çok sevmişler. Ben de okuyorum yorumları. O bantı takması gerekiyor mu onu ya? Yani bant gelirken de vardı. Ben beğenmiştim bantı ama bilemedim şu an yaptığı saçta. Abi bu alınla o bant olur mu Allah aşkına? Olmaz mı? Benim Özlem'e bir şey dediğim yok. Ama gerçekten çok güzel oynuyorsunuz. Hepiniz harikasınız. Gerçekten çok güzel oynuyorsunuz. Ben Adanalıyım. Güzel çifte telli oynarım. Önce ilk geldiği hafta yaptığı saçın aynısını yapıyor ya. Şey mi, şu nostalji konsepti, evet. Şeyde evet. 60'lar 70'ler evet. Konseptinde. Evet. Yani aynı mı bu kıyafet ya? Mutlaka bir şey yapması lazım. Mutlaka değiştirmesi lazım. Mustafa Bey. Evet. Mektup işi ne oldu? Mektup işi nasıl bir... Hayat. Anlat bakalım. Lafı bak değiştiriyorsun, ben seni bak. Özlem'le niye son günlerde bir aranız mı bozuk, bir şey mi oldu? Mustafa, ne yapmak istediğini biliyorum, lafı karıştırıyorsun. Aranız mı bozuldu, ne oldu? Böyle bir şeyini nereden söyledin? Sabah da ayrı geldiniz, normalde hep beraber. Biz beraber geldik. Hep. Biz beraber ayrı geldik. Ayrı girdi içeri. Biz evden beraber çıkıyoruz, eve beraber giriyoruz. Aa, ben bugün öyle gördüm sanki ya. Hayat sanki. Sen benimle konuş da o lafı karıştırmasın bari. Şu mektup işini sorsana. Sanki şey olmuş yani, bak, böyle bak, bir yerden bak. Gelmiş de. Önce hiç zorlanmıyorsun ha, bakın. Sen benim ayarları bozacaksın. Üstüne gelmeyeyim diye, değil mi? Sen var ya sen. Bak şey, fikri güzel oldu. Kahve fikri. Dün benim öğrettiğim şeyi yapıyor. Bakalım nasıl yansıyacak. Ay, çok heyecanlı bugün ya. Evet. Bugün güzel şeyler göreceğiz. Mektup ne oldu, mektup söyler misin? Bak kız sana Tarsus'tan buraya bir güzellik yapmış, göndermiş. Ama kızı çok kırdın giderken, sana söyleyeyim. Buradan o kadar kırılara gitti ki. Niye ki? Dans ettim modelinle. Dans edeceğim etme tabii. Etme dedi. Tuğçe. 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 Tuğçe ağlayacak. Tuğçe. Ağlayacağım. Gidebilirsin Tuğçe, engel olma kendine. Kendine güven canım. Şöyle ayırıyorum ben sizi. Ayrılmıyor. Ayrılır mısınız? Çirkin görüntülere sebep oluyorsunuz. Lütfen. Görünce destek çık. Ayrılır mısınız? Canım bir saniye müsaade. Yok müsaade. Temas yapamazsın. Tamam, bir saniye. Şöyle yapayım. Yerine geçer misin? Şöyle yapalım. Siz benimle bu şekilde konuşma. Yani. Tamam. Siz beni, ben köşedeyim. Siz artık kendi aranızda. Tamam, sen yani yerine geç, bir sorun şey kalmıyor. Yapmaz. Yerine geç falan. Ben diyorum. Yerine geçer misin? Evet, bana böyle bu şekilde ben konuşma. Çok teşekkür ederim canım. Ben teşekkür ederim. Model, Allah Allah, ben kim, herkesin sözüne göre mi hareket edeceğim? Ama sen kadınlara ben çok naziksin, bence ona çok nazik davranmadın. Tamam da şimdi ben ne yapayım yani şimdi, o gün de söyledim, bütün hayranlarım buraya mı gelsin benim? Onlarla tek tek dans mı edin, ne yapayım? Ama Tuğçe'yle de etmeliydin bana göre. Yok artık. Niye yok bak? Yok artık. Neden ya. Yok artık? Neden yok? Çünkü benim rakibim. Ben onunla dans edersem sizin de bizim koalisyon yaptığımızı düşüneceksiniz. Şu an Tuna zaten aynısını yapıyor. Biz öyle bir şey düşünmüyoruz. Keşke kim yapıyor? Nazar boncuklar, gelin makyajları, daha ne diyelim? Ya Tuna'yı tanıyamıyorum zaten son günlerde. Tuna da aynı sana mı çekti? Ya da gerçekten doğru mu isteri? Tuna, nazar boncukları, burada, gelin makyajı. Burada birkaç hafta benden bir şeyler gördü. Keşke onları örnek almasaydı. Sonra dedi ki
Ben dedi olabilirim dedi. Ama çok etkileniyor biliyor musun? Mira mı? Gerçekten yaşı küçük. Bence bu hareketlerle de seni arka plana attı ben sana söyleyeyim. Allah aşkına atsın beni ya. Son 15 dakikanız. Öncü Bey, yarın saçlar gidiyor. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Hayat nasılsın, iyi misin? Aslında saçım kesilirken ilk makineyi Özlem'den sonra ben vuracağım, sonra Mustafa vuracak. Sol tarafını ben kesmek istiyorum lütfen. O zaman parselleri ayırayım, böyle herkes bir parseli kessin. Tamam olur, vallahi çok niye iyi olur. Niye hatıra uzadıkça dersin ki bu tarafımı hayat kesmişti? Özlem kurta da ön kısmını kestirelim. Ben bugün hiç bitmesin, yarın hiç olmasın istiyorum şu an. İlk şöyle Amerikan tıraşı yapsak, sonra seni punk bıraksak, her gün farklı konsepte görsek seni en son. Çok güzel bir fikir bence. Benim kafamın şekli arkası böyle, benim kafamın arkası dümdüz. Dümdüz, dümdüz oba. Ben kesimle şey yapıyorum her zaman. Buraya bombelik veriyorum. Kafamın arkası böyle dümdüz. Bu ekranlar seni unutmaz o halinle ben. İşte ben unutmayacağım ki kim nasıl. Sakal bıyık yapacak mıyız onu da buna? Sakal bıyığı da artık gitmeye yakın böyle yavaş yavaş. Ya onu da kesersen seni kreşe alırlar. Askere gidemez. Onu da kesersen seni kreşe alırlar dedi. Ben onu sevmedim ya. Kostümünde öyle bir desen yok. Başka bir şey bulması gerekiyor. Niye o zamanlar bantlar vardı ya. Vardı o da bandı da öyle taktı hayatım. Böyle kostüm değil yani. Bu kostüm yani olmaz. Yani böyle takıyorlar. Bu da birazcık yukarıdan taktı. Tamam, saçı da kapattı. Ben çok akıllıca buluyorum. Ben rengindeyim. Şimdi böyle bu kadar boynuna kadar çiçekli bir kostüm var. Sen oraya puantiyeli mi kareli mi kostüm takıyorsun, siyah beyaz. Kadınsın sen ya. Arkada bir sürü aksesuar var. Rengini tuttur. Bir karmaşa oluyor bana göre. Tamam, ben şöyle değerlendireceğim. Arkadaki aksesuarlara bakacağım. Eğer yakın bir aksesuar yoksa bu aksesuarı kabul edeceğim. Tamam. Sizin hayatınızda en unutamadığınız yıllar hangi yıllar oldu? Zamanda gitmek istediğiniz hangi yıllara gidersiniz? Kendi yaşamınızda ama. Bana 90'lar çok renkli geliyordu. Çok keyifli. Her renk giyiniliyordu. Makyajda sınır yoktu. Yeşil, mavi, sarı her ton kullanılıyordu. Saçlar daha rahattı. Kalıplaşmışın dışında daha günlük ama daha yine kabarık saçlar vardı. 90'ları çok seviyorum ben. Sen de 90'lara mı dönmek isterdin? Kesinlikle Gözde Hanım. O kadar güzel yıllarım var ki, hatıralarım var ki. O yüzden ben nostalji filmlerini çok seviyorum. 70'li yılları yaşadın mı Sıla sen? Sen 60'ları yaşadın ya hayatım, ben de 70'leri yaşadım. Ne yaptın ya? Kaç yaşındayım ben? Hayır, ben 80'lerde yaşadığım için 70'leri yaşamadım. O yüzden soruyorum sana. Ben nasıl yaşıyorum peki? 80'li yıllarda çocuktum yani. Ama yine bir şeyler hatırlıyorsundur. Ben çocukluğumda hatırlarım. Nasıl hatırlayacaksın ya? Sen hatırlayabiliyor musun? Ben hiç evet hatırlıyorum. Benim bir anım vardı, anlatayım mı? Erkekler size kadınların yaşını sorduğu zaman kadınların yaşı sorulmaz diyor. Sen şu an Sıla'ya ne ima ediyorsun? Sen niye kendi işine bakıp durmadan benim ağzımdan ne çıkıyorsa onun üstüne gitme ihtiyacı ama duyuyorsun? Ama senin konuştukların üzerinden gitmek zorundayım. Ne yapayım? Beyler sizi birbirinize düşürmek istiyor. Kanmayın. O perçem de öyle. Şapka gibi durmuş. Şapka gibi mi? Evet. 1975'e ait bir hatun. Anladın güzelliğini kapatmışsın. Sen galiba astrolist filansın. Şarkı söylüyorsun. Evet. Belli. Evet. Ne olmuş diyor? O kahkül mi öyle diyor? Kötü mü gözüküyor? Ona sen değil. Sen modeli niye çirkinleştirmeye çalışıyorsun? Onu anlamadım ben. Kondurmuşsun yine klasik at kuyruğunu. Bu at kuyruğu değil. Gel sana birazcık teknik vereyim burada. Bu bir at kuyruğu değil. Buradan gördüğüm kadarıyla öyle görünüyor. Arkanı dönersen at kuyruğu olmadığını görür. Çok mu kötü gözüküyor? Ya hayatım sen onları boş versene ya. Yaptıkları işleri görüyoruz günlerdir. Sadece konuşuyorlar, sadece. Son 5 dakikanız. Haydi önce, haydi. Niye böyle son dakikalar olunca benim böyle haydi, haydi, haydi. Aynen, yesin gibi. Yetiştirebilecek miyiz? 5 dakika. Bittin. Bitti. Yani şu kıyafeti seçseydin, şöyle bir şapka koysaydın çok isterdim o kıyafeti seçmeni. Saç doluştu mu? Bitti mi? Ben oyalanıyorum. Yani çok özlüyorum saç kıyafeti.
Yardım edebilirim Sıla, ister misin? Oo tatlım, benim çoktan bitti. Bir şey yapmadın ki. Çok kötü bir perçem kestin, o kadar. Ay sen ne kadar şey yapmışsın Allah'ım. Şu an gözlerim yandı. Ya her gün aynı modeli yapmaktan utanmadın mı sen? Ya bu mesleği yapmakla utanmanın ne alakası olduğunu bana açıklarsan çok sevinirim. Ay hemen şeye girme Allah aşkına. Hemen açıkla, bilimsel hemen. Bilimsel açıklamaya girme. Her gün yaptığım işle, gurur duyuyorum. Her gün kendimle gurur duyuyorum. Her gün kendime bir şeyler birilerinden kattığım için gurur duyuyorum. Son 3 dakikanın içindesiniz. Lütfen yaptığınız saçlar dayanıklı olsun. Makyajı uygun bir şekilde bırakın. Çarşamba bugün alacağınız puanlar çok önemli. Hadi haftayı ortaladık. Biraz hızlanın. Çok kötü perşembe bile. Ya tabii ki kötü perçem olacak. Yani o yıllarda normal öyle güzel kuaförler falan yok yani. Allah Allah. Tabii ki kötü olacak ve sana ben saç kesmedim. Kendi saçınla yaptım. Sen neden etkileniyorsun hayatım? Sen de laf söylesene onlara. Benim sana temin dediğimi yanlış anladın. Ben dedim ki güzele güzellik kat. Sen bugün güzel modeli o kadar çirkinleştirdin ki kız kendini görünce bugün bayılacak. Ya bırak Allah aşkına ya. Şu an güzelim kızı sen ne hale getirdin? Benim modelim zaten görmeden mutlu. Hissediyor. Hissettiriyorum evet, ben. Evet. Aranızda yine bir şeyler oluşmuş. Evet. İyi olan hep arasında bir şey oluşturuyor. Oyun oynuyor. Birazcık benden örnek al. Biraz bir şeyler öğrenmeye çalış. Yani önceden başlamak istiyorum. Ne yaptı? Ne etti? Ne konseptle alakası var? Ne kıyafetle alakası var? Sadece bandın kırmızısı ve elbisenin kırmızısı tutuyor. Tutuyor ama onlar da uyum olarak olmuyor. Yani biri mat biri parlak. Allah selamet versin. Hayat, yaptığın işler ortada. Evet. Tam da söylediğin gibi ortada. Sıla güzel bir fikirle başladı ama nasıl bu son 30 saniyede 40 saniyede nasıl bitirecek bunu bilmiyorum. Ben modeline yakıştıramadım kıyafetini. Son rötuşlar, son dokunuşlar. Şöyle bir karşıdan bakın hızlıca modelinize. Eksik kalan bir şey var mı? Ve makyaja hazır bir şekilde saçları bırakın lütfen. Son bir dakikanın içindeyiz. Beş, dört, üç, iki, bir. Eledim Hem kıyafetine hem saç tarzına seni bayağı bir geriye götüreceğim. Ne renk olacak? Ne renk olacak? Kıyafetine uyumlu şu renkler olacak. Tamam. Hemen göstereyim sana. Mavi. Sarı. Bence maviyle sarı. Ve göz pınarlarına pembe düşünüyorum. Gayet de güzel olur. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ayşegül Hanım kırmızıya kırmızı, pembeye pembeye ruj sevmiyor. Yok hani eskiden öyleymiş ya. İşte ne giyersen farı bile hani öyle sürüyorlardı ya, o yüzden. Dur bakalım o zaman. Hadi o zaman orada aynen. Benim aklıma bir an o geldi de o yüzden söyledim. Evet. Mantıklı aslında da. Ne bileyim. Bana da çok fazla gibi geliyor. Bence de fazla ama o zaman gerçekten hep fazlaydı ya. Şimdi dönemimiz birazcık 50'leri yansıtıyor. O yüzden geçiş olmayan böyle tek sabit. Renkli. Aynen. Birazcık ışılsılar barındıran içinde. Kırmızı ruj ve şurada da böyle bir tane şey düşünüyorum ben. Çok iyi. Aynen, birazcık yaratıcı olalım. Dudağını mor metalik istiyorum. O zaman metalikler metal. Kapatalım. Metalikler de vardı. Başladılar yine bulamaya. Hepsi. İlk yaptıkları şey göz kapağı bulama. Mesela küçük bir fırçası yok mu mesela Mira'nın? O nasıl bir fırça ya? Şununla sür ya. Şunu al, bununla sür. Yani hani fondöten yüz fırçası. Sanki bile makyaj yapıyor. Yani.
Şey diyeceğim. Biz böyle model olarak geldik ya. Ben mesela model olarak geldim. Evet. Önce seni böyle tek başına model olarak... Hani o olmayacak. Sadece seni gönderir miyim? Göndermez. Yok. Asla göndermez. Sadece ikiniz olunca bu kadar. Bana bazen şey diyorlar ya işte Özlem kıskanç mısın falan diye de... Yok. Önce benden çok çok kıskanç. Vallahi. Önce benden çok çok kıskanç. Hayatta göndermez. Gerçi ben... Çok kıskancım ya. Eşim benden istese herhalde izin vermez. Bakma ben geldim ama. İçim rahat etmez. Erkeklerin bu konuda çok şeyi var. Hani güveni var ama... şöyle söyleyeyim. Yani önce beni göndermez. Yani... İkna edemez miydin? Yok bak, edemem. Ben, bizimki de ilk önce yok dedi de. Ben bir şekilde ikna ettim. Hatta başvurduğumun haberi bile onun yok. Onun belli kuralları var. Asla kuralların dışına çıkamam yani. Şöyle söyleyeyim. Biz 5 sene oldu evleneli. Ve ben bir kız arkadaşımla evli veya bekar hiç fark etmez dışarıya çıkıp bir kahve bile içmedik. Ya bize de mesela eşim bana söyler hani çıkıp gidebilirsin ama ben gitmem. Mesela onu da göndermem ama. Sanki ben gidersem o da öyle bir hani şey yüz bulacakmış da hani o da o tarz bir şey isteyecek diye düşündüğüm için korktuğum için kesinlikle ben mesela hani bir arkadaşımla çıkıp bir şey yiyip içmem yani. O da bana onu teklif etmesin. Çünkü ben yaparsam işte o da başlayacak. Önce de bana diyor ki ben gitmiyorum sen de gidemezsin diyor. O da bana aynı şeyi yapıyor. Hatırlıyorum yani neler yaptıklarını. Dumanlı makyaj yaparlardı. Anlı aksesuarlar falan. Evet takarlardı biliyorum. Örgü falan takarlardı. Salaş pantolon rengarenk. Şimdi daha çağ modernleşti. Evet evet. Ama o yıllar yine de güzeldi. Bence çok güzeldi. Keşke yaşayabilseydim. Rengarenk makyajlar var. Kabarık saçlar. Senin tarzın mıydı? Postlar var. Evet. Kapatalım. Özlem önce dün benim söylediğim şeyi yapıyor. Kaşı şekillendiriyor. Kapattı ve şekillendiriyor. Bravo. Özlem Aslan mı? Evet. Çünkü o kaşla hiçbir makyaj düzgün durmayacaktı. Şu an onu şekillendiriyor. Süper. Mira. Efendim. Taktığım nazar boncuğu iyi geldi mi? Nasıl hissediyorsun? Şu an kendimi iyi hissediyorum. Uğurlu geldiğini düşünüyorum. Zaten söylemiştim. Ama ben dünkü bana yaptığın makyaj için teşekkür için sana bir hediye aldım. Onu vermek gerçekten istiyorum. Gerçekten mi? Evet gerçekten ve sevdiğim bir şey aldım. Kalp içinde bir kızsın. Seversin. Teşekkür ederim. Takar ne mısın? Ne oluyor Mira? Ne oluyor? Şey düğün bağı attı. Evet. Bence sözü kestiler şu an. O hediyeyi kabul ettim. Siz bir dışarıda çay için. Teşekkür güle güle ederim. Güle güle kullan ama her taktığında görmek isterim. Yani makyaj yaparken sağ elinde görmek isterim. Şöyle hiç çıkarmayacağım emin olabilirsin. Evet hiç çıkarma. Ben göreyim ki enerji versin. Bu da benim nazar boncuğum olsun. Evet olsun. Tamam. Bence de çok mantıklı. Teşekkür en ederim. En kısa zamanda ben de bekliyorum. Aynı bir tane. O bilekliğe benzeyen bir şey ben de önceye almıştım. Sen hemen kendini hayır, katıyorsun. Hayır ben... Tuna'nın sevdiğini biliyorum. Zaten çok takılarla iç içe. O yüzden yani Tuna başka yerden gördüğüm için değil. Tuna'ya yakıştırdığım için bana aldım. Niye almadın? Sana çünkü neden alsın? Ona, çünkü dün bana makyaj yaptı ve nazar boncuğu taktı. İlgilendi. Siz benimle ilgilenmediniz. Olur mu Özlem haftalardır ne eksiğin varsa benden al. Bir şey öğrenmek istiyorsan bana sor. Fırçam senin, makasım senin diyor. Kirpik yapıştırıcımı bile ortak kullanıyorum. Ben her şeyi öğretmeye çalışıyorum. Ama şimdi Tuna bana makyaj yaptı. Teşekkür amaçlı. Ben de hediye verdim. Tamam bunu kabul ediyorum ama bir daha yapma. Özlem kıskandı mı bana hediye almasına? Evet bence kıskandı bu sefer. İnsan sevdiğini kıskanırmış. Yani bu kızı burada en çok ben savunuyorum. Ben yardımcı oluyorum. Yani hediye almasına da şaşırma anladın mı? Ya da kıskanma. Yok kıskanmadım. Hayatımda hiç kimseyi kıskanmadım.
kıskanma duygum çok fazla yok. Zaten genelde sen kıskanmıyorsun. Hayat kıskanıyor. Mira bugün bana bir bileklik hediye etti. Hediyesini görünce çok mutlu oldum, çok duygulandım. Sağ bileğime taktım makyaj yaptığım elime. Her makyaj yaptığımda onu hatırlamak için. Keşke üstünde Mira yazsaydı daha mutlu olurdu ama ben o yazmasını onu görüyorum zaten. Tuna. Efendim. Mustafa'ya gelen mektupla ilgili ne düşünüyorsun peki? Ne düşünüyorum? Yani hem şaşırdım hem de sanki birazcık kıza karşı kırıcı davrandı gibime geldi. Evet, biraz üzgün gitti. Birazcık daha şey olabilirdi, kibar olabilirdi sanki. Tuna kesinlikle bugün eyeliner çekmek zorunda. Hem kostümü hem saçı ile alakalı hem de zaten modelinin göz yapısıyla ilgili kesinlikle eyeliner çekmek zorunda. Tuna. Efendim. Yalnız ben kafamda soru işaretleri var, sormak istiyorum. Hani bu kadar ilgileniyorsun, aramız iyi ama nedense ben puan durumuna gelince bana bir veriyorsun. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Ya şöyle, onu dün o puanı verirken de söyledim. Sence hak etmiyor birine muyum? Bir vermek zorunda kaldığımız için dün öyle oldu. Ama dediğim gibi yani günden güne daha iyiye gidiyorsun. Bu puanları değiştirecek tabii ki. Yani ben zaten dün çok üzüldüm. Eğer düşük puan veriyorsan ben diye. Ben senin gönlünü alırım, merak etme. Ben de öyle düşünüyorum. Yani eğer seni kırdıysam gönlünü alırım, hiç sıkıntı yok. Evet, ben bekliyorum, öyle bir şey bekliyorum şu an. Hayatınızda sadece bir güne geri gitme şansınız olsa hangi güne geri giderdiniz? Düğünüm. Düğünün? Düğünüm. Düğünüm bence de. O karmaşayı tekrar yaşamak istiyor musun? Karmaşa değil de bence çok güzeldi benim düğünüm ya. Tekrar. Mira, sen bir günlüğüne geri gidip o gün tekrar yaşamak istiyorum dediğin gün hangisi? Bugün. Bugün, bugün. Bugün gitmek isterdim, öyle anladım. Bugüne niye giderim? Bugün değil zaten ya. Hani bugün... Bugün sen Tuna'ya tabii bileklik hediye edince, nazar boncuğu hediye alınca... Ay, bugünden ayrılmak istemiyorsun sen. Evet. Gitmek istemiyorum şu an. Tuna, sen düne gitmek istersin herhalde. Tuna, sen gidecek misin? Bak, ben gitmek istemiyorum dedim. Ben düne gidebilirim galiba. Dün güzel, keyifli zaman geçirdim burada. Düne gidebilirim. Ya ben böyle konularda çok utangaç olabiliyorum, o yüzden elim ayağıma karışıyor. Gerçekten. Ayşegülcüğüm, makyajları kontrol eder misin? ...90'larda biraz dumanlı göz makyajları vardı. Kaşlar sanırım biraz daha yuvarlak formdaydı. Yani gerçi 90'lar, taranmıştı. 90'lar mı anımsattı sana? Evet, kostüm. 90'lar. 50'lere gidiyoruz. Kostüm sana onu mu hatırlattı? Bana onu yansıttı direkt, eski dönem. Saç sana ne anımsattı? Saç bana, bilmiyorum, direkt 50'ler kafamda canlandı. Böyle 50'leri yaşadım yani kıyafetle, saçla görünce. Ben de ona göre böyle birazcık eski dönem makyajı yapmaya çalışıyorum şu an. Renkleri mi uydurmaya çalıştın sanki? Kıyafetine de, saçına da, yüzüne de uydurmaya çalıştım. Sence makyaj nostaljik mi? Bence nostaljik. Sizce? Onu ben cevap vermeyeceğim. Öyle ona mi? Şeye de cevap vereceğim. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkürler. Bizim 60, 65, 70'li yıllara yakın. Neye göre böyle düşündün? Kostüme göre mi, saça göre mi? Daha çok saç ve kostüme göre böyle bir şey düşündüm. Bir de o zamanlarda çok böyle hani koyu makyajlar ya da renkli makyajlar yoktu. Ama işte saça göre mi, kostüme göre mi düşündün? İkisi de. Sence saçla kostüm tutuyor mu? Tutuyor biraz. Aha. Dönemi. Tabii. Tamam, kolay gelsin. Özlem. Efendim. Öncünün saçını keseceğiz yarın. Bir şey diyeceğim, ben de keseyim mi bu ucundan?
Hayır. Gerçekten. Hayır. Lütfen. Bu zamana kadar hep ben çünkü ona bu söyledim. Bu zevki ben de tatmak istiyorum. Yok, bu zamana kadar diyorum ya, ben hep istedim onu. Bugünü sen bekledin ha? Evet. Bilmiyorum, belki son dakikada böyle araya girer bir ucundan da ben de alırım. Hepimiz birer ucundan keselim. Aynen, herkes aslında şöyle birer parça kesti. Olmaz. Ucundan da olsa ellettirmem. Bir şey diyeceğim, peki Öncü'yü hiç o tarzda kısa saçla gördün mü? Hiç görmedim. Hiç? Hiç. Beğenir misin sence? Sakalsız halini gördüm de, bıyıksız falan, ama saçsız halini hiç görmedim. Peki beğenir misin o halini? Tabii ki canım, niye beğenmiyorum? Ne bileyim yani, sonuç olarak hiç görmediğim bir şekilde çıkacak karşına. Niye canım, Miran'ın saçı kısa olsa sen beğenmeyecek misin? O her şeyiyle evlenirken ne diyorlar? Hastalıkta, sağlıkta, her zaman yan yana. Her yerde. Doğru diyorsun. Helal olsun be. Fark ettim, üstünde bir nazar var gerçekten. Neden? Bence var. Buradaki makyajın süper oldu ve bunu kesinlikle kıskanıp kötü oldu diyecekler o yüzden. Ne zaman beğendiler? Değil mi? Ama en yüksek puanı da biz alıyoruz. Çünkü jüri üyeleri farkında. Özlem aslan olan. Hani siz evlisiniz aslında, iki Özlem de bilirsiniz. Yani bir işte olması gereken şey nedir böyle olmazsa olmazınız? Sadakat ilk önce. Sadakat. Özlem Kurt, sana da soruyorum bunu. Bence saygı. Yani saygı. İlişkiyi ayakta tutan en önemli olay saygı. Bana böyle bulunabileceğiniz tavsiyeler neler, onu dinleyeyim. Saygı duyman. Saygı. İlk önce saygı. Dediğim gibi sadakat. Bencil olmayacaksın evlilikte. Yani bir... Karşındakinin de düşüncelerine, bu aslında ikili ilişkilerde de böyledir yani. Evet. Bencilliğe yer yok. Son 5 dakikanın içindesiniz. Çarşamba günü haftayı ortaladık. Son 5 dakikanın içindesiniz. Biraz hızlanmanın tam zamanı. Şöyle bakın bakalım, eksik bir şey kalmış mı? Rujlar taşmış mı? Limenler akmış mı? Yaptığınız makyajlar bizi zamanda yolculuğa çıkarıyor mu? Saçlar bozulmuş mu? Bir bakın ve kalan vaktinizi iyi kullanın. Bir veya iki kişi dışında bir puanlar yani. Herkes alakaya maydanoz. Hiç mi film izlemediniz? Hiçbir... O kadar mı ya? O kadar alakasız ki. O kadar sadece alakasız. Sadece ben olur. Öyle düşünmüyormuşum demek. Sen de öyle düşünüyorsun. Ama böyle bir alaka olamaz yani. Hiç mi görsel hafızanız yok? Yani inanamıyorum. Miracığım, o tırnaklarla nasıl makyaj yapıyorsun? Sence yani benim fikrim de çok hijyenik değil. Tırnaklarım mı? Evet, sen nasıl rahat ediyorsun peki? Hani yani rahat etmesem çok iyi. Rahat etmesem şu an makyajımı herhalde yapamazdım. Evet, birazcık uzun geldi, gittim kısalttım hatta. Zaten kendim yaptım bunları. Kısalttım birazcık. Ama hijyenle alakalı bir problem yaşamıyorum. Şimdi bir kere Mira bayağı bir günümüz neon kostümüne uyan renklerde bir makyaj yapıyor. Parlatıcı sürüyor. Altına primer sürdü, highlighter sürdü. Yani asla bu değil yani makyaj. Bence ona yakışıyor tırnaklar ya. Ben yakıştırıyorum yani. Şu şekil makyajıma engel olduğu zamanlarda oluyor doğruya doğru, ama ben onu kapatıyorum. Bence bakımlı olmalı ellerin. Kesinlikle. O yüzden kesinlikle ben doğru buluyorum. Kesinlikle ve ayakları bakımlı olmalı. Zaten biz bu sektördeyiz. Hani en çok siz biliyorsunuz. Evet. Özlem Aslan büyük bir yanlışın içinde ve ona kontrol etmeye gittiğimde dedim ki sen saça göre mi yapıyorsun? Hem saça hem kostüme göre. Sence bu saç kostüme uyumlu mu dedim. Evet, uyumlu dedi. Yani inanıyor yaptığı şeye, ama büyük bir yanlış. Bence Öncü'ye inanıyor. Öncü'ye inanıyor, evet. Öncü'nün saçını doğru yaptığını düşünüyor, ama Öncü de saçı yanlış yaptı. Özlem Aslan da şu anda çok yanlış yaptı, bir yanlış makyaj yapıyor. Ben işaret parmağım ve baş parmağımı çok uzun kullanamıyorum. O yüzden kısa kullanıyorum, ama normalde tırnakların bence güzel yani olması dediğim gerekiyor. Gibi hem tarzına yakışıyor, hem de elleri de çok güzel. O yüzden güzel duruyor bence. Gayet hoş gözüküyor. Ben de beğeniyorum, ama makyajımı etkiler diye düşündüğüm için
Hiç böyle bir işe girmedim yani. Ya aslında ben zaten tırnağın ucunu kullanmıyorum. Hani protez var mı? Sizde yok değil mi? Şurasını kullanıyorum. Bir tek Özlem Kurt şu anda doğru. Doğru makyajı yaptı. Doğru makyaj bu. Bir de Tuna. Bekliyorum Tuna'dan. Tuna da böyle kırmızı ruj falan sürerse durumu değiştirebilir her an. Yani olabilir. Ay, olur, kostümüyle en azından uyumlu olabilir yani böyle 60'lar falan. 50'ler 60'lar gibi. Artık modellerin yüzlerini de iyice tanıyorsunuz. Saçları lütfen bulduğunuz gibi bırakın. Son bir dakika. Son bir mi? Son bir. Son retuşlar, son dokunuşlar. Nostalji gününde son 30 saniye. Son 5, 4, 3, 2, 1. Süreniz bitti. Dayanamıyorum senin yorumlarına. Şu perçem çok güzel yüzüne oturmuş değil mi biriniz ya? O saç zaten düşüktü hayat. Sen hiçbir şey beğenmiyorsun. Tamam o perdeni aç biraz. O yüzden seni kale almıyoruz. Susun. Kuaförüm sensin de haftayı ortaladığımız bu güzel çarşambada konseptimiz nostaljiydi. Bakalım takımlarımız bizi hangi yıllara götürecek? Hazırsanız ilk olarak Öncü ve Özlem'in modeli Gülçin Dereli gelsin. Kendine baksın. İçi görünüyor saçının. Ben onu bilerek yaptım. Bakıyorum. Bak. Bak bak. Asturis gibi olmuş. Demek ki 80'lerle bir alakası yok. Ben 60'larda yaşamalıymışım demek ki. Evet çok hoşuma gitti. Ay çok havalandım şu an. Çok beğendim Rezda Hanım. Çok mesudum kuzum. Çok mesudum. Güzel oldu. Güzel. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Kırmızı da yakışmış ama değil mi? Evet. Sevdim bak bu sefer sevdim kendimi. Ne güzel. Evet dün siz bana dediniz ya. Vallahi bu sefer eşimden önce ben kendimi sevdim. Siz kendinizi sevmezseniz. Evet. Başkası sevmiyor zaten. Aynen. Eşim de sevecektir. Önemli olan önce kendimizi sevmemiz değil mi? Barışık olmamız. Evet. Bir de bakalım akşam eşine eve gittiğinde o sözü söyleyecek mi? Yine diyecek o? Kim bu? Eve giriyorum kim bu bir diyor. Bir de bir şey söyletecektik ya ne söyletecektik? Ney? Yani o yıllarda yaşasaydım. O yıllarda olsa yine seni bulurdum. Yine sana aşık olurdum dedikçe. Yine senin gibi kadınlaydım. Ama yine önce ben koşacağım. Hep öyle oldu çünkü. Evet ben beğendim. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Neler diyeceksiniz? Çok mutlu çarşamba günü artık. Biz mutluyuz, modelimiz mutlu. Yorumları merak ediyoruz. Evet. Sıla yorumları merak ediyorlar. İlk senin yorumuna başlayalım. Nasıl buldun? Vallahi saçta hiç değişik bir şey bulamadım. Galiba 60'lı yıllara ait bir kıyafet. Evet. O dönemlerde büyük şapkalar kullanılırdı diye düşünüyorum. Bu benim fikrim. Şöyle. Şey böyle buraya gelen. Aynen şöyle. Olabilirdi baktım. Ve şu saç modeli şöyle gelen bir ne? Sıkı bir topuz yapsaydın. Ben seninle konuşmuyorum tatlım. Adını söyler misin bana? Hayat. Hayır ben merak ettim. Ne olduğunu merak ettim. Oradan yani bir şeyleri atlama lütfen. Hayır, ya. Ne demek istediğini anlamadım. Bak yapabilirdik. Hani bak, insanlar bak insanlar anlasın diye böyle yapıyorum. Onu sen bilirsin ben bilirim. O modeli anladım yapıp burayı yapıştırıp
ne bileyim buraya bir şapka falan koyabilirdin. Bu kıyafete çok yakışırdı. O bilmiyorum, ben böyle değerlendirdim. Çünkü hani kıyafete göre bir de yıla göre tabii, yaptığımız yıla. İçin ben çok değişik göremedim. Şu anda da kullanılabilir bu saç modeli. Sen ne düşünüyorsun Mustafa? Nostalji bir saç olmuş, evet. Ben güzel buldum. Yani gayet güzel olmuş. Önleri biraz daha kabarıktı sanki, değil mi? Düşmüş mü yoksa sen mi düşürdün onları? Yani şey, yanlara böyle yanlarla birlikte volüm verdim. Önleri sen orada kabartıyordun. O zaman çok güzel olmuştu. Şimdi biraz daha düşük gördüm ben onları. Ben daha makyaj kabarıktı. Yaparken önlerini biraz şöyle ittim. Belki sonradan sonra da düşmüş ama ilk yaptığında ben gördüm çok güzel olmuştu. Önler belki biraz daha o ilk yaptığın gibi olabilirdi. Ay oradan ben vakı bilmiyormuşum gibi nasıl saldırıyor görüyor musun? Gitmiş 2 sene eğitim almış, havasını atıyor. Ben çekirdekten yetiştim, 15 yılımı verdim bu işe. Saçın dümdüz olması gerekmiyor bence bunlarda. Hani dümdüz taranmış bir saç olmaması gerekiyor. Çünkü ben de buna yakın bir saç yaptım. Ben de özellikle düz getirtmedim saçı. Biraz daha karışık olsun, daha sadece kabarıklı ön planda olsun diye. Yani şimdi eski yıllara göre de çok fazla bir bilgim olmadığı için yani ben geçen haftaya göre değerlendirdiğimde güzel olmuş. Ben geçen sefer böyle maşayla yapmıştım, elimle şekil vererek. Bu sefer tokayla şekil verdim. Yani saç düz bıraktım balon gibi. Sonra tokaları içeri atarak böyle orada bir şekil hareket yaptım. Tokayla yaptım. Okay. Ya ben de düz olması taraftar değilim zaten. Bence de düz olmaması lazım. Şimdi o kendine yatırım yapıyor. Düz bir saç çıkaramadı galiba. Öncünün saçıyla kendine yatırım yapıyor şu anda yorumlarıyla. Öncünün bu konsepte, bu kostüme göre tercihini nasıl buldun model olarak? Aslında krepen çok iyi. Şu hiç toplamadan şu krepiyi bıraksaydın ya rahat, şöyle kocaman ön bıraksaydın, anladın mı? Onu toplamakla sen onu basmışsın. Bu saçlar evet var ama o bant belki kalın olduğu için mi ezdi? O da olabilir. O bant bile değildi. O bildiğin şeydi böyle. Eşarp mı? Mendil gibi böyle büyük bir şeydi. Sadece uçlarında kırmızı vardı. Ben onu böyle katlayarak tam o kırmızı bölümü getirip kendim uyarladım yani. Yani toplamadan böyle spreyli topluymuş gibi göstersen daha tok durabilirdi. Yani evet var. Benim bildiğim kadarıyla da var. Ama dediğim gibi topladığı için basmış o saç. Ama fikir fena değil. Bu kostüme, bu aksesuar, bu model ve tarama harika olmuş. Beğendim diyor musun? Burada harikayı bir tek ben yaptığım için öyle bir şey diyemiyorum. İyi olmuş diyor musun? Yani aksesuar seçenekleri ne kadar var bilmiyorum. Kırmızı olduğu için kullanmış. Aksesuar olarak evet, o aksesuar hiç uymamış. Ama elinde var mı onu da bilmiyorum seçim olarak. Keşke aksesuar hiç kullanmasaydın. Daha kabarık dururdu en azından saç. Çok balon gibi oldu ya. Ben daha farklı şeyler de baktım. Hatta 2 kere gittim değil mi? 2 kere gittim de en son dedim bu olsun. O Sıla Hanım'ın dediği de olabilir miydi bilmiyorum. Şunlardan mı dedi Sıla'da? O yeşilin. Bunun kırmızısı var orada mesela. O olabilirdi mesela. O da olabilirdi. O da ne bileyim. Aa baksana öncü bak. Şimdi gördüm. Ya eğer saç modeli uymuş diyorsanız o da olabilir. Onu çıkarıp. Şu. Yok ama ya. Ama o modeli. O da madam. Ya da şöyle gelecek. Tamam anladım. Bu, ya şimdiki şu an bile o nikahlarda kullanılıyor. Ya tabii zaten. Şimdi bile bazı gelinlerimiz kullanıyor, istiyorlar yani. Kostüme daha uygun ve daha doğru mu olurdu diye düşünüyorsunuz. Yok, diğer aksesuarın. Olmazdı bence. Bu saç olmazdı. Bu saç olmazdı. Evet, bu saç olmazdı. Başka bir şey yapmak zorunda kalırdı. Basardı önünü, öne koysaydı zaten de. Aksesuar olarak evet, onunla bir şey yapabilirdin önce aslında. Farklılık da yaratırdın ama 60'larda var mı o şapkalar, ondan da emin değilim ben. Onu ben de bilmiyorum. Var. Ben çok gencim ya, o yüzden 60'ları fazla kafamda kıramadım. Nesin sen? Gencim ya. Ben senden daha gencim. Ama sen benim bebeğimsin. Aşkım ben sana daha... bir şey demiyorum. Ben 60'larda yoktum yani, ben 80. Bir saniye ben söyleyeceğim, ben senden daha genç. Peki daha gençsin, bebeğimsin sen benim. Özlem Kurt, makyajı nasıl buldun? Yani kostüm, saç biraz anımsatıyor ama yani makyaja gelince hiçbir 60'ları göremiyorum yani. Sadece kaşlar da çok fazla benzemiyor. Göz arasına böyle siyahla dağıtabilirdin çizgi şeklinde. Yani ben tamamıyla uygun bulmadım. Yani hiçbir anımsama yok.
hiçbir anımsama yok makyajda. Ama böyle baktığın zaman kıyafetlerle evet saç da biraz anımsıyor. Fakat makyajda yok yani. Çünkü sen bir kere daha yapmıştın o konsepti. Orada başarılıydın ama burada... O 50'lerdi bu 60'lar. Evet yani o, burada onu göremedim yani. Orada gayet başarılıydı, burada o yok. Yok yani. Tuna, bu makyaj seni şöyle bir nostalji yaşattı mı? Yani bütüne baktığımda çok güzel bir makyaj var ama sanki yani günümüz olarak da kullanılabilecek bir makyaj. Çok o döneme gidemedim açıkçası ama çok temiz bir makyaj olmuş. Kendi tenine, göz yapısına çok yakışmış, yakışan bir makyaj olmuş. Ama sanki çok fazla o döneme gidemedim gibi. Hiç gidemedi, hiç yok. Fazla değil mi? Yok. Yani ben o dönemlerde zaten görsellere de burada konsept açıklandığında baktım. Hatta daha da aydınlık makyajlar vardı. Bu makyajı makyaj olarak göremedim diyorlarsa kendi düşünceleri. Ben öyle düşünmüyorum. Kaş altını biraz beyazlatıyorsun. Göz arasını da siyah. Böyle bir şimdi kalem sürüp de dağıtabiliyorsun. Gülçin bronz olduğu için kaş altını aydınlatır aydınlatmaz. Hemen bir grilik oluşuyor. Olsun, yine buradan baktığın zaman anımsardı yani. Tabii kirpik mesela. İlk başlarken concealer sürdüm. Sonra pudra sürdüm. Kaşını tekrar şekillendirdim. O şekilde yaptım. Ben de mesela dün grileşti dediniz bana. Ben de bugün ilk önce bir fondöten uyguladım göz altına grileşmemesi için. Sonrasında concealer'ı uyguladım. O yüzden böyle bir uygulama sen de tamam, yapabilirdin. Tamam, teşekkür ederim. Mira, saç, makyaj ve kostüm uyumunu nasıl buldun? Öncelikle çok güzelsiniz. Şöyle bir bilmediğin gerilere götürdüm seni. Ya temiz bir makyaj görüyorum. Çok güzel olmuş ama o döneme gidiyor mu gitmiyor mu o arada kaldım ben açıkçası. Ama temiz bir makyaj görüyorum. Hani bir tık daha evet o döneme gidebilirdi bu makyaj. Ne olsaydı giderdi? Ya ne olsa giderdi, bir canlı renk görmek isterdim. Çok soluk geldi bana. Hani sanki günlük yapılmış gibi. Ama kullandığın eyeliner olsun, alt geçişler olsun çok hoş olmuş. Ama o dönemlerde zaten sizinki gibi böyle renkli farlar falan yok. Bizimkine zaten yok. Kesinlikle aynı değil. O dönemlerde ama... yok yani. O yüzden yani, çok da canlı bir şey yapamazdım bu konseptte. Çok canlı değil, bir tık canlı. Genel olarak beğendim zaten. Hani temiz bir makyaj görüyorum. Teşekkürler. Puanları alalım. Saç tamamen yansıtıyor. Kıyafete de çok uyumlu. 5 falan. Dönem makyajı saçı değil yani. 1 ver bence. Adnan Bey, nostalji rüzgarı oraya kadar esti mi? Nasıl buldunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yanlış taraftan esti. Bütün arkadaşlarımın hakikaten görüşüne saygı duymaya çalışıyorum ama... Bu kıyafet, bu tarz 80'ler, 90'lar neredeyse yani. Nerede vardı 60'larda, 50'lerde pullu payetli şeyler? Hani herkes öyle bir şeyler söylüyor ama hani herkes sallıyor. Yani saç yanlış başladı. Saç yanlış başlayınca makyaj da yanlış tarafa gitti. Konsept olmadı. Ama saçı bari geçen sefer çok güzel taramıştın. Belgin Doruk şeyi yapmıştın. Bari hani o hava olsaydı. Hani eyvallah aynı tekniği kullandın ama. Hani neden olmadı bugün? Ne konsepte uyduk? Bir tek geçen günlerde konuştuğumuz yüzü genişletmek, dolgunlaştırmak konusunda çalışma oldu. Peki 80'ler 90'lar dediniz ya hocam. Mesela 80'ler 90'larda payetler vardı, vatkalar vardı. Ama mesela benim gördüğüm kadarıyla renkli giyiniyorlardı. Doğru. Kırmızıdan doğru. İşte ama biraz. Kırmızı yani 20'lerde de kırmızı kırmızıydı. 1400'lerde de kırmızı kırmızıydı. Bugün de kırmızı yani renk çok fazla şey vermez. Ama şey kesinlikle 80'ler... tarzı ve tamamen farklı yere gittik. Bugün olmadı arkadaşlar. Ayşegül, makyajı nasıl buldun?
Yani bir de doğruymuş gibi Sıla oradan atmışlar diyor. Oradan öbürleri tartışıyor. Asla doğru değil. Bugün hepiniz aynı hata yaptınız. Başta da tüyo verdik, dedik ki bugün sizin görsel hafızanız, yani görsel hafızanızı bunca yıldır izlediğinizi de test etmiş olacağız. Yani gördüğünüz şey, hiçbir film izlemediniz. Direkt 90'lar, 80'ler sonu 90'lar, direkt zaten kostüm bana onu yansıtıyor. Ve sana da tüyo da verdim geldiğimde. Dedim ki ufak bir tüyo. Doğru mu? Kostümle uyumlu mu? Saçla mı uyumlu yapıyorsun dedim. Hem saçla hem kostümle. Kostümle saç uyumlu mu dedim. Evet uyumlu dedin. Yani o banttan dolayı renk olarak uyumlu olabilir ama asla, çok yanlış. 60'lar olsaydı evet yani yine kabul edebilir bir makyajdı modelinin yüzüne göre. Kaşlar için seni tebrik ediyorum. Kapattın ve yeni bir form verdin. Sadece bugün 90'lar olarak değerlendirirsen dudağı doğru. Yani koyu bir çerçeve ve dudağı doğru. Onun dışında çok çok yanlış. Kesinlikle konsepti hiçbirinizin anladığını düşünmüyorum. Göreceğiz ama... Modelimiz... Yok yok, kıyafetten yanıldık. Yani ben aynen. De düşünmedim değil. Birbirinize yani. Çok güveniyorsunuz karı koca olarak. Bu güzel bir şey ama bazen de güvenmemek lazım. Arada güvenme bana. Görüşmek üzere yarın. Bugün jüriden bir puan aldım. Konsepti anlayamamışız ya da yanlış anlamışız. Bu yüzden hak ettim. Bugün jüriden 2 puan aldım. Konsepte yanıldığım için hak ettiğimi düşünüyorum. Sıla ve Mira'nın modeli Hayale Kerimova gelsin. Eledim, eledim. Aynalı beşikte yavrum, bebek beledi. Büyüttüm, besledim, asker eyledim. Gitti de gelmedi yavrum, buna ne çare? Hayat bu yüzden mi hep yaşımı şey yaptın sen? Ay, hoş geldin. Hoş bulduk. Bana ne oluyor? Yarini büyüttüğüm ninni bu. Onu söyledi. Seni desteklemeye geldim. Kızınız galiba, kızım. Evet, kızım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Hoş geldin. Ağzına sağlık. Ne büyük sürpriz oldu. Çok. Bugün hayat hep böyle yaş, yaş, yaş. Allah'ım diyorum, niye bu kadar diyorum üzerime geliniyor. Yarın reklam arasında aradım, ulaşamadım. Sürpriz yaptık. Çok teşekkür ediyorum herkese. Siz biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum. Çok değişik bir sürpriz oldu yani. Hayat, sen ne ağlıyorsa. Yani bilmiyorum bana ne oluyor. Ben burada çok duygusal oldum. Bilmiyorum ne oldu, ne oluyor? Burada şey tamamen kendim. Bambaşka bir insan oldum ben. Ağlamayan bir insanım. Dayanamıyorum böyle durumlara. Ne yaptın sen bize ya? Bir daha dinleyelim mi o güzel dinleyi? Bir daha dinleyelim. Öncü Bey size gelsin. Eledim, eledim.
tüm besledim, asker eyledim, gitti de gelmedi yavrum, buna ne çare. Teşekkür ederim. Bu ninniyle büyüdüğüne mahvettin bizi burada. Ay dağıldık. Ayşegül, gel buraya ve hepimizin makyajlarını topla. Sen de alıyorsun çünkü. Yep, aynen, bizim makyajları değerlendirmesin bugün kimse çünkü kaldı. Yani siz evladınızı bu ninniyle büyütüyorsunuz. Sonra katıldığınız yarışmada modelinizi beklerken... Abi ben çok kötü oldum ya. Evet, vallahi kötü oldum yani. Kızma mı? Sürü, Ahmet sana çok... Ya. Ne ameliyat ya? Ben bu kızı buldum. Tamam, alma. Ay. Pardon arkadaşım. Ameliyata giriyor ve ben yanında değilim. Londra. Bir kis var eşim vücudunda. Eşim yanında. Gitti, ben gidemedim. Bir de böyle söyleyince... Çok teşekkür ederiz. Ayağına sağlık. Ben teşekkür ederim. Bizi en güzel anları yaşattı bugün. Tekrar büyük bir alkış alalım mı? Teşekkür ederim anne. Bugün bana kızım müthiş bir sürpriz yaptı. O kadar duygulandım ki seni çok seviyorum. Ve herkese çok teşekkür ediyorum. Hiç beklemiyordum. Annem, seni çok seviyorum. Adnan Bey, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Böyle kusura bakmayın. Bugün... Yani kızım Londra'da yaşıyor ve ameliyata giriyor. Böyle biraz gurbetli, gittili geldili şeyler şarkı, türküyle girince... ben de yanında olamadım. O yüzden böyle iyice duygusallaştım, kusura bakmayın ne olur. Çok geçmiş olsun. Her şey iyi geçecektir. Yoluna girecektir. Önce sağlık. En iyisi Hayale Kerimova gelsin. Günümüz devam etsin. Ayna kapansın, hayale kendine baksın. Bakayım mı acaba? Açma. Sakın. Neden? Merak ediyor musunuz ne söyleyeceğim? En çok biz merak ediyoruz. Bayıldım.
Gerçekten. Biz de sana bayıldık. Çok güzel. Bayıldım. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Gerçekten. O dönemde de yaşasan çok güzel bir... Göz kapaklarımın rengi bile muhteşem yani. Sen seviyorsun bir de renkli. Çok seviyorum böyle renkli falan. Umarım kombine o... uydurmuşsun. Gerçekten uygun yani. Tam kombine göre yani. Sana da çok yakıştı. Umarım Ayşegül Hanım da çok beğenir. Bu arada bir de kahküllerimle alakadar ben korkuyordum birazcık. Şey ilgili de Hayat Hanım falan şey... söylediler. Kötü olmuş falan gibi bir şeyler söylediler. Biraz kıskançlığından yapmıştı. Birazcık korktum ama gördüğümde bayıldım. Kahkül yani. Kullanmak güzel. İstersen bu şekil bakıp da karar verebilirsin. Çok yakıştı genelde bence. Genelde kahkül kullanmam ama ben çok sevdim yani. Çok tabii şu an biraz toplanmış makyajdan dolayı. Evet olabilir. Kulise gidince oraya dağılmış olabilir birazcık ama çok güzel. Beğendim gerçekten. Ne güzel. Evet çok beğendim. Seni mutlu görmek. Ben de kıyafetine bayıldım. Teşekkür ederim. Çok güzel. Zamanda bir yolculuğa çıktınız mı? Nasıl buldunuz? Kaç konsepte? Yani vallahi böyle... Hocamız öyle söyleyince ben yine... 80'ler gibi düşündük. Yok 70-75 yılları dedik. Şimdi hocamızdan duyduktan sonra onu çevirmeyeceğim. Ben o döneme ait hani bir kıyafet. Çünkü İspanyol paça o dönemlerde sanki daha yoğunmuş. 70'lerde mi? Ya öyle ya filmlerden yola çıkarak evet. Mustafa Bendi. Genelde de hani rahat bir saç modeli, böyle bir tokalar modaydı o dönemler diye düşünüyorum. Öndekileri nasıl oluşturdun? Ya aslında onları yapmayacaktım. Komple şuradan hafif bir bombe bırakıp fiyonk yapacaktım. Son anda aklıma kâkül geldi. Tabii burada kaldığım için çok küçük bir yerini yapıp, tutam yapıp, tokalayıp aldım öyle. Normalde biraz daha geri daha yapmam gerekiyor. Bence çok güzel olmuş o. Yani saçın kabarıklığı falan da çok, çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Yani tam olarak hangi yıla ait onu bilemiyorum ama bence saçın hacmi o kullandığın belki daha farklı olabilirdi ama önlerde bıraktığın perçemler falan yapılan makyaj ben çok beğendim. Yani kıyafete falan çok uyumuş. Teşekkürler. Çok sağ ol. Önce sen nasıl buldun? Bence Sıla da benim hatama mı düşmüş acaba? 70-75 diyorsa 70-75'te bu kadar renk olduğunu düşünmüyorum. Bu 90 bir. Diye düşünüyorum ben. Değil 90 mi? Olabilir. Hayır. 90'da yok. Bak yan dön biraz. Yan dön. Kafayı sivriletmiş yani. Dün Adnan hocamızın gösterdiği gibi volümü daha yüksekten verseydin, onun yaptığı gibi bir şekil yapmaya çalışsaydın bayağı daha yüksekti. Güzel olurdu. Hayır. Makyajı krepeyle değil de işte o olabilir. Adnan hocayı şurada 2 dakikada yaptı ya böyle çevirdi. Oradan bir kuyruk havası verdi ya. Onu yapsaydın düşme şansı da olmazdı. Konsepte uyumlu olabilir ama taramasını beğenmedim sadece. Alttan saçı yapıp ona destek verdim son 1 dakikada. Düşmez yani bu saç. Hayat sen nasıl buldun? Sıla zaten son 1 dakika, son 15 dakika, son 10 dakika hep bunları duyuyorum Sıla'dan. Şu an baktığım zaman çok güzel bir kız nasıl çirkinleştirilebilir tablosuna bakıyorum. O perçem hani bulamıyor ya. O perçemin laf bulamıyor ya. Yani. Madem o perçem ona ait değil, daha önden taksana, daha hani net dursun. Havada duruyor şu anda. Bildiğin havada duruyor. Aksesuar kullanımını gerçekten beğenmiyorum. Yani saç buradan kabarmış, buradan kabarmış, bir bütünlük yok. Hayat Allah'ın seversen sus. Bak gerçekten sinirleniyorum sana. Ya saç taramayı bilmiyorsun arkadaşım, at kuyruğundan başka. Şu saça da yorum yapıyorsun ya. Ya nostalji birkaç sene önceye gitti biliyor musun sen bu genç kız? Ve kâkül kesmedim ben ona. Tamam işte onu yapabilseydin keşke. Pratik zeka. Onu yapabilseydin, oturtabilseydin, ben burada sana yorum yapıyorum. Çok da güzel oturttum. İzleyenler de bunu görecek. Hiç katılmıyorum. Sen zaten saçla ve makyajla da hiçbir şeye katılmıyorsun ki. Yine aynen. Sen hiçbir şey beğenmiyorsun. Kuyruğu gördüm. Başka hiçbir şey görmedim. Tamam benim saçımı eleştirirsin. Çıktığı zaman eleştirirsin iyi kötü. Şu anda lütfen, senin modelini yorumluyorum bence, ben. Yeter fazla yorum yapma çünkü dayanamıyorum senin yorumlarına. Dayanamıyorsan niye buradasın? Hani böyle konuşmak için konuşuyoruz. Neden konuş? Ya şu perçemin yeri doğru mu ya? Biri bana nerede doğru desin. Şu perçem çok güzel tatlım. Yüzüne oturmuş. Deyin biriniz ya. Perçemin yeri, şekli iyi mi ben sence? Ben perçemin yeri, şekli bilmem neyini onu bunu bilmem. Ben pratik zekadan yanayım. Ben perçem oluşturmasını çok sevdim. Saçta da çok güzel bir kombin oluşturmuş. Sen bilmiyor muydun oluşturmayı? Nasıl? Perçem oluşturmayı bilmiyor muydun? Bence oluşturmuş. Ben aklıma gelmedi ya da yapmadım mesela.
O makyaj esnasında kaydırdı. Aslında ben o biraz yaptım, daha oturmuştu. Ben yaptım birazcık çünkü benim göz makyajı yapmam için biraz kaldırmam gerekiyordu. Öyle değildi çünkü. Tamam, onu diyebilirsin. Ben gördüğümü yorumluyorum. Sen burada değildin ve görmedin. Ama şimdi bak, senin partnerin söyleyince ben de onu söyledim. Anladın? Hayır, o sana ne diyor dedin? Ki sen diyor genel olarak zaten hiçbir şeyi beğenmiyorsun. Beni dinle. Sen genel olarak hiçbir şeyi beğenmiyorsun bize karşı. O yüzden seni kale almıyoruz. Kale almak zorundasın beni. Karşımdaysan yani modelini önüme çıkartıyorsan ben orada kalmadım. O saç zaten düşüktü hayat. Sen hiçbir şey beğenmiyorsun. Tamam mı? O perdeni aç biraz. Gözde Hanım, gerçekten artık sinirleniyoruz biliyor musunuz? Yaptığı modelleri gitsin. Görüyoruz. Yani şu modele bile laf söylüyor ya. Önce kendisi yok, ama sen de kabul ediyorsun. Yok, evet, kaydı bu şekilde değildi diyorsun. Bak sen göreceğim de kabul ediyorsun. Ben senin modelini. Gör, ben hepinizin önüne sunuyorum modelini. Hadi senin modelinde konuşalım. Hayat, Allah aşkına yeter. İşte Biden. Sen sus, bize susayamazsın sen. Siz de az önce ona dediniz. Tamamen hayır, ben tamamen bir emek olduğunu düşünmüyorum bu saçta. Bir hayal gücü yok yani. Tatlı tatlı, yok kadın dayanışması, yok şöyle, yok böyle. Sağ ol Özlem. Sen var ya çok oynuyorsun. Bak, sen var ya çok kadın dayanışması, dayanışması geziyorsun. Buraya gelince olmamış, şurası olmamış, burası. Sen çok güzel oynuyorsun var ya hayat. Yaptığın saçla kadın dayanışmasının hayat, ne alakası var? Yapma, yapma. Çok oynuyorsun. Sinirleniyorum ya. Gerçekten elim ayağım titriyor artık yani. Ya yorum sırası ben de ama dinlenmiyorum. Bırak dinlenmemeyi, bir de konuşamıyorum yani. Öpüyorum seni. Öğrenecek çok şey var. Umarım kalırlar, birçok şeyi de burada öğrenirler. Git önce kendini öğren de belki bize öğretirsin. Bugün Mira en gergin halinde bana öpücük yolladı. Sen o öpücükle bana virgülü koyarsın ama ben bir bakışımla sana nokta koyarım. Peki Özlem Kurt, makyajı nasıl olur? Ya bütüne baktığım zaman evet beni hani çok eskilere götürdü. Ama makyajı sanki 80 ya saç, bence saç o zamanlarda böyle çok kalıplaşmış bir şey yoktu. Bozulmuş bigudilerle evet. Sarılmış saçlar yani dalgalar anımsatıyor yani saçları. O kâkülü düşünmesi de benim çok hoşuma gitti. Eğer 60'lar 70'ler diyorsa evet, hani görüntü olarak var bence. Ben öyle görüyorum, bilmiyorum. Ama makyajda ben daha 80'leri falan görüyorum. Daha renkli çalışmıştık. O zamanlarda bu kadar renkli, belki vardı, bir siyah beyaz görüyorduk o siyah renkleri. O da olabilir. Bilemiyorum ama bütünlüğüne baktığım zaman güzel bir görüntü görüyorum ben modelde. Tuna, peki modelin artık çok, yüzünü çok iyi tanıyorsunuz çarşamba gününde. Evet. Mira, sence yüz hatlarını doğru tespit edip doğru tonları uygulayıp kontürünü de doğru yapmış mı? Renkli çalışmalara bayılıyorum, seviyorum. Sadece göz pınarlarına koyduğum pembe bir tık beni rahatsız etti. Evet, yoksa onda kararsız kaldım. Kullansam mı kullanmasam da elbisesin çiçeklerinde de evet. Var. Severek yaptım. Belki bilmiyorum, çok hoşuma gitti. Bir tık dağıtsaydın daha iyi olurdu. Dağıttım hani burada, aslında belki arada mı şey birazcık oldu. Birazcık kalıp gibi kalmış duruyor ama bütüne baktığımda kıyafetle de uyumu güzel. Gayet hoş gözüküyor. Eline çok sağlık. Çok teşekkürler. Aslan, nasıl buldun makyajı? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Konseptle ilgili yaşamadığımız için az çok mesela izleyen sinema filmlerini izliyor. Ben çok fazla sinema filmi de izlemedim aslında. Siz de herhalde öyle. O yüzden bu konsepte hepimiz zorlandık. Baktığım zaman 80'lerin rengini de görüyorum. Hani kıyafet olarak da olsun, makyaj olarak da olsun. Eğer konsept 80'lerse 80'lere uygun olarak görüyorum. Ama konsept 70-75'miş. 70-75 mi? Diye konsept yapmışlar yani. 70-75 yani diye yapmışlar. Yani 75-80 arası işte. 90 ama olur. Renklerde 80'lerden sonra var. Şey 70, ama eskiye doğru dönüp galiba baktığımızda var ama öyle bir makyaj. 5 sene içinde bir şey olmaz. Puanları alalım. Bir saça 2 verelim o zaman. Makyaja da 2. Tamam. Kaç diyorsun? Yani 4. Bence de. Hayat şimdi bilmeyecek.
Kesin. Bir de şey yapıyor ya, o kadar laf söylüyor ya, sinir oluyor. Dört mü? İyi bir puan onlar için verdi. Çünkü saçla sana tak. Adam Bey, konsepte uygun bir çalışma olmuş mu? Bu kıyafet 70'leri çağrıştırıyor. Biraz tabii bugünün tarzıyla bütünleşmiş ama tamamen bir 70'ler tarzı, o çiçek kızlar. Yani çiçek kızlarda saç bu kadar kabarık olmuyor. Onu bir dokunmak istiyorum müsaade ederseniz. Buyurun. Tabii ki. Bir tarak rica edeceğim. Bir de şu aksesuarı aslında ben de sevmedim. Bir tacımız var. Bunu müsaadenizle alacağım. Buyurun. Bir kere şu kısımlar kesinlikle yüzüne doğru gelmeli. Daha mı keskin olacaktı tabii hocam? Son anda galiba onları kabarttım ben. Diplerini attım. Şimdi oradan o çiçeği alayım. Hangi çiçeği hocam? O biraz evvel elinizde vardı ya. Papatya. Papatya. Papatyalar şey, evet. Şuradaki Bombay'ı da alacağız. Ne yapacaksınız ya? Fazla bir şey yapmayacağım. Sadece yapılmışları bozuyorum. Başın arkası da şöyle. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, kahküllü bir çiçek kız yarattığımızı düşünüyorum. Yüze gerçekten yapışması gerekiyor. Taçlar, bantlar hep tepeden, saçın üstünden gelirdi o zamanlar. Makyajla ilgili de mutlak, yani renkler belki olabilir ama ben başka şeyler gördüm. Onu Ayşegül Hanım söyler. Kahkül fikrine bayıldım. Çok sevdiğim bir şey. Olumlu olarak çok sevdim gerçekten. Ama o kabarıklığını sevmemiştim saçın. Bir de o arkaya yaptığım bombeye hiç gerek yoktu. Son anda yaptım hocam onu. Yani hep son anda geliyor onlar ama gelmesin. Gelmesin. O basıklık lazım. Ancak kıvırcık saçta kabarıklık vardı o yıllarda. O kabarıklığı sevmedim. Teşekkür ederim. Ben 5 bekliyordum ya. Yemin ediyorum 5 bekliyordum bugün. Bugün jüriden 3 puan aldım. Ama daha fazlasını hak etmiştim. Puanımdan hiç memnun değilim. Bakalım Ayşegül makyajını nasıl yorumlayacak? Makyajı Mira'nın yaşının çok çok küçük olmasına veriyorum. Çünkü böyle bir makyaj kesinlikle 70'lerde yoktu. Eyelinerlar, kirpikler olmazsa olmazdı. Altta çok net bir çizgi, içinde beyaz kalem. Filiz Akın düşün en kötü hani. İlla ki sen de bu yaşında olmana rağmen kendimi mutlaka izlemişsindir bir Yeşilçam filmi. Yani bu renkler günümüz renkleri zaten. Hadi belki yerse 90'ları olur, o zaman da kostümü olmaz. Yani neon renkler var yüzünde. Geçen gün neonda bunu yapmadım yani. Dudağındaki mesela lip gloss asla parlatıcı. Böyle bir şey yok. Yani makyaj yanlış. Yanlış düşündün makyajı. Ben aslında ilk şey düşünmüştüm. Hani yakalım bir eyeliner, altına bir likit. İlk düşündüğümü yapsaymışım, aslında doğru tercihmiş. Hayır. Hayır, kabul et. Kostümü uydurmaya çalıştın sadece. Kostümü evet, gördün tabii çiçekli. Ki. Burada da öyle bütün yaptım. Bütün renkleri gözünde uyguladın. Çok da yakıştı. Makyaj muhteşem. Çok güzel bir makyaj. Yapılabilir ama başka bir konsepte değil. Ama bu konsepte olmadı Miracığım. Biraz düşün. Boş zamanlarında, çünkü bir sürü konsept çıkabilir. Evet. Senin bu ikinci şansın biliyorsun. Bir sürü dönemlere bak. Yani yaşın itibariyle bizim kadar bilgi sahibi olmayabilirsin. Ama evet, bak hepsine, böyle bir göz aşinalığı olsun. Sen de bugün görsel durumdan kaldın sınıfta. Konsepte uymadın. Teşekkürler. Bugün jüriden 2 puan aldım.
Yarışmacı arkadaşlarım çok beğenmişti. Ben de severek yapmıştım. Düşük puan aldım. Sağlık olsun. İlerleyen günlerde daha güzel puanlar alacağım. Yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şaka. Hayat ve Özlem'in modeli Gamze Arkı gelsin. Kapansın Gamze, kendine baksın. İnanmıyorum. Bu ben mi? Buyurun. Nasıl hissediyorsun kendini Gamze? Gayet güzel. Şu an zaten kostümün içinde çok mutluyum. Yani tarzımı yansıtan kostümler. Yani saçımı genel olarak beğendim. Hani kabartılmış. Hani şuradaki aksesuarı çok beğendim. Hani makyajım çok güzel. Yine harikalar yarattılar. Teşekkür ederim. Güzel. Hani bütün olarak beğendim. Siz neler diyeceksiniz? Ben 80'lerin ve 90'ları düşündüm giysiyi görünce. Bilmiyorum, inşallah yanılmamışım da. O dönemde tight bu paletli elbiseler özellikle 80'lerde vardı bildiğim kadarıyla tightlar falan. 80-90. Yani şu an tedirginim, jürimiz öyle söyledi ya hani çok fazla herkesin uymadı diye. Ben de 80-90'lara uyarladım. O zamanlar bildiğim kadarıyla dolmalar modaydı. Ona bir dolma oluşturdum. Yanlardan toparladım. Çok alın maşa değil de daha bozuk vardı. At kuyrukları, salınık saçlar modaydı bildiğim kadarıyla. Yansıttığımı düşünüyorum ama eksim varsa gideceğim. Eksik var Mustafa? Yani ben çok 90 mı oluyor? 80-90. Biraz parlak, hani böyle sıkıştı. Farklı, sanki bu modeller, bu parlak modeller, kıyafetler falan yeni çıkmış gibi. 90'larda değil mi? Hani öncesinde ben hatırlamıyorum herhalde, hiç görmedim. Bu saç uyar mı? 90'larda böyle mi kullanılıyordu? Bence bu kadar kabarık olmamalıydı. Çok aslında kabarık kullanılıyordu 90'larda. Evet, bu kadar kabarık olması da olsun ama şuradaki bombe bayağı bir sol tarafa kaymış. Dolma yapmaya çalışmış ama yapamamış. Saçıyla oynayıp duruyor. Evet, dolmaya mı diyorsun sen? Evet, öne doğru yer misin şimdi? Şimdi burada şişiklik var. Şimdi diğer gelirken tarafta bile oynadı saçla yani. Bilmiyorum. Saçın dalgaları bilmiyorum daha temiz olabilir. Diğer konseptler konseptle ilgili çok fazla bir bilgim olmadığı için aslında yorum yapmakta zorlanıyorum. Saçın karışıklığına sadece hani o kabarıklığın, o asimetrikliğinin sıkıntılarını söyleyebilirim anca. Onun için saçın arkaları bazı yerlerde düzlükler var, bazı yerlerinde maşalar var. O dönemde maşalar yapılır mıydı? Onu tam olarak bilmiyorum. Ben aslında de çok merak ediyorum. Aslında maşa görüntüsü değil de evde böyle toplanılmış görüntüsü verdim. Maşa değil de dağıtmak istedim. Yani bilmiyorum. Bir tuhaf gördüm. Tuhaf. Evet, değişik olmuş. Karışık olmuş biraz aslında. Karışık da o dönem işte. Ben de onu yansıttım. Değişik, karışık ve tuhaf diye yorumladım. Evet yani. Çok enteresan yorumlar alıyorum bu durumdan. Değişik, karışık. Hayat, bu nedir hayat? Allah aşkına dönebilir misiniz lütfen? Bu nedir ya? Hani demin benim o saçıma laf yaptın ya. Pardon da açarsan saçı tabii ki de onu yaparsın. Şu an saçıma saygı duymuyorsun. Dün hani bir tane dokunamazsın. Böyle büyüteçle aldın ya, bunlar nedir böyle ya? Evet, onlar öyle kullanılıyordu doğal. Sen daha iyi bilirsin o dönemleri. Dolma yapmaya çalışmışsın, yapamamışsın. Göstereyim mi ki sen dakika? Şu saçı dolma yap. Ben seni ayakta alkışlayacağım. Hiç beğenmedim. Kesinlikle hiç beğenmedim. O kadar karışık bir saç ki. Bir şeyler yapmaya çalışmış ama yapamamış. Sadece
eklipsi galiba taktım. Orada çok şey var. Kaynağı. Sen anlayamazsın. Çok saçtan anlamıyorsun böyle. Ya. Ne yaptığımı da yorumlayamıyorsun o yüzden. Modelinin ceketi ve işte o aksesuarı biraz kurtarmaya çalışmış ama maalesef saçta hiçbir şey yok hayat. Kabul et. Bu işi bilmiyorsun. Ben yaptığım o masaya işi, herkese kanıtladım. Sen saça artık karşı... Artık insanlar inanmıyor, icraat gerekiyor. Hiç bunu bir böyle teori bana burada konuşamıyorsun, teknik de gösteremiyorsun. Saygısızım sana, ben saygısızım. Saçınla icraatını göster saçtan arkadaşım. Saçtan anlamayan biri yorum yaptığı zaman saygısızım ben. Ben seni duymuyorum bile. Saygısızım bunu sana. Bunu yaparak şey yapıyorsun, insanları oynuyorsun. Sen göster, saçını senden yap, öğrenelim biz, saçını tamam yap, o zaman yumruğunu... Evet. Ne var burada ya? Evet, hiçbir şey yok. Sen anlayamazsın. Evet. İşte bu. Saçtan anlamadığın için hiçbir şey anlayamazsın. Hiçbir şey yok. Hiç beğenmedim. Önce sen nasıl buldun? Vallahi ben bir arkanı döner misin? Normalde sen nasıl sünger gösteriyorsun? Vallahi o süngeri ben göstermedim. O sünger oynandı herhalde. Çünkü hiçbir zaman ben o saçı o şekilde çıkarmam. Sen yok bu süngeri... Hayır bu böyle bir süngeri... Bu kadar saçla kapatamazsın. Sen bunu nasıl yapıyorsun? Gel göstereyim. Hayır ya da kapattın. Sarı filkete tak. Bir saniye. Birkaç hayır. Sarı bırakır filkete mısın? Tak. Hepiniz açtınız. Hiçbirinizin topuzunu ben hiç açmadım. Hiç kimse açmadı. Sadece şöyle bir hareket yaptım. Bir dakika nasıl kapatıldığını da sana göstereceğim. Bir dakika. Ama şu an düzeltti. Kesinlikle. Hocam görüyorsunuz şu an düzeltme yapılıyor. Bozdunuz ama saçını. Ama bozdunuz böyle yani. Bir saygısızlık şu ana kadar görmedim. Senden de aynı saygısızlığı görüyorum. Bu kadar dokunursanız tabii düzeltecek yani. Ben yok. Sıla Hanım açınca zaten ama direkt göründü. Ama şu an taradı ve düzeltti. Dün mesela hani burada kıyamet koparttınız. Saçıma dokunmayın, dokunmayın. Arkadaşınızın saçını tarumar evet. Ettiniz. Evet. Ki senden, senin gibi profesyonel birinden bunu beklemezdim. Destekledim. Teşekkür ben ediyorum açmadım. Senin adına. O açtı, ben gördüm. Benim saçımın başına gidiyorlar. Herkes ellerinde bir... Büyüteçleri yok. Yani asla dokunmadım. Ve şu anda olanı senin gösterdim. Saçını düzelttin. Bunu ekrandan herkes görecek. Ben senin alacağın notu bekliyorum. Arkadaşlar benim dışımda kimse, hiç kimse bugüne kadar bu kadar dokunmadı bir saça. İlk defa siz bu kadar dokundunuz. Kendi açtınız. Dokundu. Adnan Bey kendi taradı ve düzeltti. Şu an kötü tarafı, gerçi bunu... Kayıtlardan göreceksiniz. Hayır hayır şunu demek istiyorum. İzin alıp dokunulabilir. İlk defa siz bu kadar dokundunuz. Lütfen bir daha arkadaşlarımızdan izin almadan saça büyük hamlelerle müdahale etmeyelim. Devam edelim. Hayat ben saçı bozmadım. Saçı sadece sünger görünüyor diye o şiş tarağı koydu ya. Direkt göründü bende. Benim o saçı öyle çıkarmayacağımı burada sizin işte bir şahit olduğunuz zaten. İşte ben seni burada seni takdir eden biri değil miyim her zaman? Topuzu evet. Güzel yapıyorsun. Onun yanlış hareketini düzeltmen gerekirken destekledim bunu. Sadece yani bariz gösterdi ya. Dedim sen o hatayı nasıl yapıyorsun diye böyle gittim. Burada çünkü sen emeğe ve değere yani emeğe saygı gösteren en çok benimdir herhalde. Çünkü daha önce de benim saçım bozulmuştu. Ben burada neler yaptığımı herkes biliyor. Yani öyle bir şey yapmam ben. Sadece konsept 80-90... Makyaj, elbise. Bugün hepimiz yanıldık. O yüzden ben yorum da yapamıyorum. Yanıldığımı sanmıyorum. Yani doğru diyoruz, ben yanlış çıkıyor. Yanlış diyoruz, doğru çıkıyor. Çok aradayız. Makyajı nasıl buldun? Makyaj zaten Özlem'in standart makyajları. Göz farı çok güzel. Her zamanki gibi güzel yapmış gözünü. Rujunu ben konsepte uygun bulmadım sadece. Yanakları da biraz kirli duruyor. O da kontürleme sisteminden kaynaklanan kontür bir şey. Kontür yapmadım. Sadece allık sürdüm yanaklarına. Bronzer kullandın mı? Çok hafif yani. Ondan hani kaynaklanıyordur yani. O zaman. Çok hafif. Çünkü pembe allığın altında böyle gri tonlarında bir kirlenme gibi bir şey var yani. O da biraz hani yüzünü kessin diye biraz şekillendirsin anladım. Diye sürdüm. Mira sen nasıl yorumlayacaksın makyajı? Ben yakından incelemek istiyorum. Göremiyorum. O kirlenme dediğin kontür yapılmış, üstüne yoğun bir allık sürülmüş. Bronzer tonlarında ikisi karışmış. Buradan altı kirli, üstü pembe duruyor. Evet. Onu beğenmedim. Çünkü benim tarafımdan bakınca gerçekten çok kötü duruyor o tarafı. Burası da beyaz kalmış. Yani şimdi ben de konsepte zaten çok fazla fikrim yok açıkçası. Yani ama genel olarak baktığımda evet güzel bir makyaj görüyorum. Sadece de o yanak kısımlarını beğenmedim.
O kadar. Sen nasıl buldun Tuna? Ben nasıl buldum? Şöyle, eğer bu 80'lerse 80'lerle çok fazla alakası yok. Çünkü geçen haftalarda 80'ler konsepti bize gelmişti. Aynen, biz yapmıştık. O yüzden çok az çok fikrim olmuş. Var. Göz kapaklarında böyle... Yok, ben 90'lar olarak düşündüm. Bilmiyorum, az önce 80'ler diye 80, bir şey yok. 90. O yüzden çok 80'ler bağdaştıramadım. 80'ler daha renkli, 90'larda daha böyle dumanlı, böyle yani daha kirli göz makyajı var. Öyle yani 80'ler diyorsan araştırma. Bu 80'ler değil asla. Yok, 90 olarak ben düşündüm. Saç 80 mi 90 mı? 80 diyen kişiye 80, 90 diyen kişiye 90. Hayır, 80'lerde siz yapmıştınız, çok ben renkliydi. Ben de 50 ve 90 arası. Saç 80'lere göre mi yapılmış, 90'lara göre mi yapılmış? Bence 90'lar tarzı. Ha, makyaj da o zaman 90'lara evet, göre. Evet, 90. Göz makyajın bana biraz kirli geldi hani. Özellikle yaptım ama yani böyle daha dumanlı. Bilmiyorum, o detayı sevemedim çok fazla. Ama yanaktaki o pembelik hoşuma gitti, güzel. Ten makyajın güzel ama o dudaktaki mor ruj... Ben de tereddüt ettim moru sürerken. Ona çok fazla bilmiyorum. Anlam veremedim. Yani bilemedim. Kafa biraz karışık. Bugün en çok duyduğumuz kelime bilemedim oldu. Puanları alalım. Ben saçı hiç beğenmedim. Ben de makyajı hiç beğenmedim. Konsept uygun olduğunu düşünmüyorum. 2 verelim hayatım. Elim o kadar alışmış ki veri vermeye. Neyse, bugün birazcık acıdım. Puanı verirken büyük bir zevkle yazıyorum. 1. Bakalım Adnan Bey'den kaç puan alacaksınız? Hayat ve Özlem konsepte çok yaklaştı. Oldu diyebilirim. Ancak saç konusunda bazı tereddütlerim var. Öndeki dolmayı çok sevdim. Konsepti tam yakalayan bir şey. Ama şu bandı keşke hiç kullanmasaydınız. Yani bant siz, modeliniz öyle geldi diye onu kullandınız. Sevmedim. Artı saçı hani onlar dokundular diye kızdım ama o arkası ve daha doğrusu saçın genel taramasını beğenmedim hayat. Yani yamuk duruyor. Bir taraf kabarmış, bir taraf kabarmamış. Bakar mısınız? Başın şu sol arka tarafı daha yüksek. Sanki rampa aşağı gidiyor gibi sağa doğru. Onu sevmedim. Yani taramadın saçı. Konsepti yakaladın ama saçı taramadın. Ama arkadaşlara da tekrar rica ediyorum. Lütfen saçlara büyük hamlelerle dokunmayın. Biz görüyoruz onların bozukluğunu. Siz işaret etseniz yeterli. Dediğim gibi konsepti yakaladın ama saçı tarama şeklini beğenmedim hayat. Puanım 1. Konsepti yakaladığınız için. Teşekkür ederiz. Bugün Adnan Bey'den 3 puan aldım. Konsepte en uygun saçı ben yaptım. Hak etmişimdir. Hak ettim. Teşekkür ederim. Tebrik ederiz. Ayşegül nasıl puanlayacak? Şu ana kadar gördüğüm modellerde en konsepte uyan. Çünkü böyle bir milenyum, yani 90'ların bitimi 2000'lerin başı milenyum kadını görüyorum. Giydiği kostümlerle, taytlarla. Allıkları sürmene, kontürleri yapmamana kadar çok doğru. Allıklar da aynen böyle büyük büyük sürülürdü. Farlar da kaş altına kadar, o pembeler. Sürdüğün o metalik mor ruj her şeyle konsepte çok uygun buluyorum. Bugün şu ana kadar en konsepte uygun. Yani kostümünü doğru algılayıp yapan sensin Özlem Kurt. Tebrik ediyorum seni. Teşekkürler. Ay 4. Biri nereden gitti? Bugün jüriden 4 puan aldım. Evet, hak ettim 4 puanı. Daha fazlası olabilirdi. Fakat benim de tabii ki küçük ufak tefek hatalarım vardı. O yüzden 4 puan aldım. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çarşamba günü son olarak Mustafa ve Tuna'nın modeli Fatma Dikmen gelsin.
enseyi toplayamamış. Ayna kapansın, Fatma kendine baksın. Ya çok tatlı. Ya çok güzel. Bayıldım gerçekten. Normalde hiç sevmem eski konseptleri, saç makyaj olsun ama böyle bir şey beklemiyordum gerçekten. Siz neler düşünüyorsunuz? Modeliniz çok mutlu. Ben biraz zorlandım açıkçası. Çünkü ben eski tarzda saç yapamıyorum. Yani daha doğrusu tarzım değil. Önceden yardım alacaktım hatta. Ama önce açık keşke bırakacaktım. Keşke alsaydım da. önce açık bırakacaktım saçı. Daha böyle dalgalı bırakacaktım. Sonra biraz böyle emin olamadım kıyafetten. Daha mı eski acaba? 50-60 mı yoksa 70-80, 80 olamaz falan. 90 mı? 90'da da yakalılar falan var diye düşünürken toplamaya karar verdim. Hemen iki hamlede saçı toplamaya çalıştım. Biraz çok beklediği için, son model olduğu için biraz dağılmış. Ama ben memnunum, yine güzel durduğunu düşünüyorum. Sen neler diyeceksin? Ben neler söyleyeceğim? Yani dönemle alakalı o kadar çok fazla fikrim olmadığı için yani olabilecek en yakın şeyi yansıtmaya çalıştık. Göz uçlarında birazcık daha böyle keskin hatlar çizip 50'ler olarak düşündüm ben. O döneme birazcık daha götürmek istedik. Hakkımızda hayırlısı. Kazamız barak olsun. Hakkımızda hayırlısı olsun. Hayat yorumlarını alalım. 90'da mı kaldılar, 50'de mi, onu çözmeye çalışıyorum. Mustafa 90 mı dedi, 50 Tuna dedi. Hayır, 90'da yakalar 90'da vardı. Da vardı. Ben çok hatırlıyorum emin ama dönemden. Hani gömlekler falan. Ben de puantiyeden falan bugün böyle bir 50'lere gittik. Mustafa Serkan'ı aratmadı bize. Bu bombeyi bence yapıştırmalıydın. Yani bu şekilde kabarık değil de ikisini gösterdiğin zaman buradan daha sabit değil de dağılmış. Hiç kabarık yapmadan böyle yapsaydın ve şunu net çıkarmış olsaydın şimdi, çuk diye oturdu hayat, bence buna. Sen dolma yaptın, senin konseptine uyumluydu. Dolma bence 50'lerde yokmuş o zaman. Ama bu dolma değil ki. Ne o? O bu, bence hava değil. Retrolar var. Mustafa'ya çok şaşırıyorum. Hani o mu dönemi bilmiyorum, bu dönemi bilmiyorum. Hani nasıl bilmezsin? Bir kuaför nasıl bilmez? Yani önceden de mi öğrenmedin? Hani geç bu tip çalışmayı daha önce de yaptık Mustafa. Birazcık yanında esinlenmiyor musun yani? Tam evet. Yanında yapmıştım. Tamam, 50'ler işte yine kabarık bir saç toplamıştı, evet. Öncünün bir önceki saçına benzetmeye çalıştın. Üste bir dolma